Evet efendim. Günaydın. Hoş geldiniz. Şerefler verdiniz Beyaz TV ekranlarına. Muhteşem bir program sizleri ve bizleri bekliyor. Pınar Elçi. Asoyuz Pınar Elçi. Günaydın canlarım. Günaydınlar. Evet. Günaydınlar. Efendim bugün çok güzel bir gün. Bugün 365 günün en şanslı günü. Bakın bugün öyle güzel dualarınızı yapın. Ay niye öyle diyorsunuz ya? Bugün öyle. Bugün özel bir şey. Misin? Bu Jüpiter'le güneş kavuşumu varmış herhalde. Evet. Aa evet. Doğru. O gün bugün işte. 14 o gün değil mi? 11'i. 11'i. O zaman şimdi, bol dua. Bol dua, güzel dilekler, güzel düşünceler. İyi düşünün, iyi şeyler olsun. Kıskanmayın, çalışın, sizin de olsun diyorum efendim. Günaydın. Ben sadece o kadar çok konuşuyorlar ki hayatım, sadece günaydın demekle yetiniyorum. Durmuyorlar. Durmuyorlar. O zaman ben şunu söylüyorum. Evet. Pınar Elçi Official. Ne oldu? Ne dedim, bir daha söyle. Ha? Ne? Bir daha söyle, ama ne oldu? Aa. Hiç duymadım. Mikrofonu bozulmuş. Pınar Elçi. Sen şarkı söyle Pınar, boşver. Onu da söyleriz. Pınar Elçi Official. Ebru Sancı Öztürk. Efendim WhatsApp ihbar numaramı 0552-770-06-23. Söylemezsem olmaz, Official'dan bize ulaşabilirsiniz. Bir Can Bali. Sondaki iki tane turumuz hazırmış. Haydi gidelim. Evet. Hadi o zaman klasikleşmiş öz hakiki sadece bizde olan magazin turu. Buyurun. Oyuncu Sarp Apak depremler hakkında konuştu. Ailecek depremlerden etkilenmişler. Tabii, herkes yaptı, herkes yaptı. İnanın yani yapmayan yok. Benim annem Antakyalı, babam Adanalı. Ben o yüzden depremi saatinde 4.17'de öğrendim. O gece itibariyle de çok zor, hepimiz gibi günler başladı. Çok sevdiğim canım kuzenim, çok şükür sağ salim ailesiyle beraber onları Ankara'ya yerleştirdik. Hilal Altınbileğe tuvalette bile rahat yok. Bu kadar takip etmeyin lütfen. Aşklarının söylemezsem olmazdı ilanı olduğu Mehmetcan Uzun'la ilişkisi nasıl gidiyor? İlişki nasıl gidiyor? Her şey yolunda mı? Gayet iyi. Mutluyuz. Çok durağan gördük sizi bugün biraz ama. Öyle mi? Yorgunumdur. Yani biraz şey oldu bugün, biraz yoğundu. Sevgilisi Halit Özgür Sarı'yla ilişkisi sona eren Sinem Ünsal çıkıyor karşımıza. Biteli yani, o kadar bayağı uzun zaman oldu, konuşmaya gerek bile yok. Evet, çok güzel bir şey yaşadık, bitti. Çok da severim kendisini, hala da görüşüyoruz. O süper. Evet evet, öyle. Meslektaşız. Güzel arkadaşlığımızı zedelememek için özel ilişkimizi bitirdik, arkadaşımızı da. Deprem bölgelerine giden ünlü isimlerin paylaşım yapması için neler söyleyecek? Of yani ben tabii ki işi böyle romantize edilerek yanlış yansıtılmasından yana değilim. Ve kimsenin özel hayatını kimseden izin almadan öyle çarşaf çarşaf yayınlanmasına da karşıyım. Herkesin acısı çok büyük, onlar bizim gibi düşünmüyorlar. Biraz saygı duymak, hassas olmak gerekiyor. Orada bunu yaşayan herkesin tahmin ediyorum ki psikolojisi aynı, benim de hepsini yaptım. Türkiye'yi korkutan haber. Maymun çiçeği virüsü salgını mı geliyor? Deri döküntüsü şikayetiyle hastaneye başvuran bir kişi de maymun çiçeği virüsü tespit edildi. Hastanın son zamanlarda yurt dışına çıkmamış olması paniği daha da arttırdı. Ülkede 6. virüs vakası görülmüş oldu. İlişki hayatıyla gündemden düşmeyen Hadise'den anlamlı hareket. Yeni şarkısı Feryat'la heyecan yaşayan Hadise, UNICEF aracılığıyla yarın deprem bölgesine gidecek. Çocukların desteğinize ihtiyacı var ve yardımlarınızla daha fazla çocuğa ulaşabiliriz. Bana katılın, UNICEF'e katılın ve şimdi bağış yapın. Ben de yaptım. Geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabında temizlik yapan Uras Kaygılaroğlu annesinin doğum gününü kutladı. Kaygılaroğlu yaptığı paylaşıma "Nice yaşlara anacığım" notunu düştü. Öte yandan Kaygılaroğlu bir kadın arkadaşıyla bir mekanın balkonunda otururken görüntülendi. Yeni aşk mı var sorusu havada uçuştu. Safiye Soyman genç kız gibi oldu. Ünlü şarkıcı geçtiğimiz günlerde olduğu estetik operasyonlarla bambaşka biri olmuştu. Soyman genç kız gibi oldum diyerek sevincini dile getirdi. Eski eşi Emine Yahoviç tarafından sık sık nafakaların düzenli ödemiyor suçlamasıyla karşı karşıya kalan Mustafa Sandal'dan devamlaşma. Mustafa Sandal bir markanın reklam yüzü oldu ve 1 milyon dolara imza attı. Dileriz ki bu parayı aldıktan sonra Emine Yahoviç'in nafakalarını düzenli olarak öder. Dilim nasıl olacak? Dilim nasıl olacak? Sihirli annemin Tuğçe'si Damla Ersubaşı bambaşka biri oldu. 6,5 ayda 41 kilo verdiği haberleriyle çok konuşulan Ersubaşı başının ameliyat olduğu ortaya çıkmıştı. Son hali ise olay yarattı.
İmparator İbrahim Tatlıses'in kızı Elif Ada 11 yaşına bastı. İmparatorun kızı babasına olan benzerliğiyle gülümsetiyor. Estetik güzeli Günel Zeynalova değişimiyle olay yaratırken annesinin de estetik yaptırdığı iddia edildi. İşte Günel'in annesi. Güzel oyuncu Özge Özpilinççi kızı Mercan'la keyifli anlar yaşıyor. Özpilinççi ve minik kızı Mercan'ın görüntüleri sosyal medyada tıklanma rekorları kırdı. Götür beni gittiğin yere şarkısını bu sefer reklam için söyledi. Ünlü şarkıcı Emra, ünlü bir dijital markanın reklam yüzü oldu. Emine Ün evleniyor mu? Emine Ün'le sevgilisi Ay Karakulakyan aile ziyaretinde. Aşk pozlarıyla düşman çatlattılar. Zeynep Beşerler boşanıyor mu? Oyuncu hakkında geçtiğimiz günlerde eşi Emir İçgören'den boşanacağı iddia edilmişti. Zeynep Beşerler fotoğrafları hala kaldırmadı. Acaba boşanma yok mu? Çağatay Ulusoy terzi oluyor. Yakışıklı oyuncunun yılan hikayesine dönen Terzi isimli dizisi dijital bir platformda yayın hayatına başlayacak. Acı Ilıcalı Merve'yi diskalifiye etti. Ünlü yapımcı Ilıcalı Survivor Ada Konseyi'nde yarışmacı Merve'ye söylediği sözlerle olay yarattı. Merve adaya veda etmek zorunda kaldı. Bir zamanlar Selena'da oynayan Cansu Demirci, Doktorlar dizisinde oynayıp benim verdiğim oyla çobanın verdiği oy bir mi diyen Aysun Kayacı, Türkiye'ye elektronik müziği getiren Çesan ve daha birçok isim, onlara ne oldu? Hayalet ünlülerdi bu hafta. Haluk Levent dünyaca ünlü bir derginin yaptığı ankette dünyanın en etkili 100 insanı arasında gösterildi. Ayrıca Levent yaptığı bir hareketle takdir topladı. Ünlü şarkıcı bayramda deprem bölgelerinde ücretsiz konserler verecek. Sibel Can gözünü Zürih'e dikti. Türkiye'deki birçok gayrimenkulün yanı sıra ABD ve İngiltere'de de evleri olan Sibel Can gözünü bu kez İsviçre'ye dikti. Ünlü sanatçı geçtiğimiz günlerde gittiği Zürih'te ev sahibi olmak için görüşmeleri de başladı. Erkan Kolçak Kösten değil, eşi Cansu Tosun ve oğlu Marser'le birlikte sahilde kestane keyfi yaptı. Meryem Uzerli'ye hayranları çok kızgın. Yaptırdığı estetiklerle çok konuşulan Meryem Uzerli'ye hayranları artık durmasını söylüyor. Oyuncu Dilan Çiçekleniz Almanca'daki hünerlerini konuşturdu. Arabada bir arkadaşıyla akıcı bir şekilde Almanca konuşuyor. Dilan, wie geht's dir? Ich bin so müde, ich will schlafen. Was bist du? Ich bin so müde, ich will schlafen. Ach so, es tut mir leid. İrem Delici, Sinan Akçıl ve Mustafa Ceceli'nin birlikte söylediği Ezgar Gecesi 17 Nisan'da sizlerle. Delici klipten bir kesiti sevenleriyle paylaştı. Cemal dizisinde oynayan Melis Sezen gerçek kürk mü giydi? Güzel oyuncu Nişantaşı'nda görüntülendi. Muhabirlerin üzerindeki kürkü sorması üzerine kürkün gerçek olmadığını söyledi. Yok hayır tabii ki. Tabii ki yapay. Yapay. Sezen soğuk terler döküyor biraz. Hayvan severiz hepimiz tabii ki. O yüzden böyle yapay olanlar, böyle güzel hissiyatı olanlar, yani fashion, yani moda, o kadar. Yıldız Tilbe saçına kına yaktı, hayranları şaşırdı. Ünlü şarkıcının son hali heyecan yarattı. Tilbe'nin saçını kestirip boyattığını sanan hayranları paylaşımın altına yorum yağdırdı. Tilbe çok geçmeden yaptığı yeni paylaşımla yanlış anlaşılmanın önüne geçti. Oyuncu Pınar Deniz aktris dizisiyle heyecan yaratıyor. Dijitalde olacak dizi merak uyandırdı. Pınar Deniz'i bambaşka bir rolde izleyeceğiz gibi. Aleyna Tilki müzik dünyasının başına bela oldu. Tilki yeni şarkısı Başıma Belasın'la başarıyı yakaladı. Şarkı radyo ve televizyonlarda en çok yayınlanan şarkı oldu. Demet Akalın İspanya'da kafasını dağıttı. Akalın İspanya tatilinden karelerini sevenleriyle buluşturdu. Dünya
dünyaya açılma heyecanı. Yeni single'ı Barcelona maçında stadyumda gösterildi. Herkese merhabalar. Ben bugün yeni single'ım Harcandıkça'nın lansmanı için Barcelona Camp Nou stadındayım. Lansmanı yapılan ilk Türk sanatçı olmanın gururunu ve mutluluğunu yaşıyorum. Tüm dinleyicilerime sonsuz teşekkür ediyorum. Hepinizi öpüyorum. Geçtiğimiz günlerde programımıza konuk olan Kobra Murat'tan üzen haber. Babası hastaneye kaldırıldı. Murat Divaneli dua istedi. Suudi Arabistan'da olay görüntüler. Su yüzü görmemiş çöllerde resmen nehir oluştu. Arabistan yarımadası yağış almaya devam ediyor. Dünyanın kafası karışık. Akvamın merkez. La ilahe illallah. Burak Özçivit Şampiyonlar Ligi'nde. Kuruluş Osman'ın yıldızı Burak Özçivit Türkiye'ye aşan şöhreti sayesinde dünyaca ünlü bir saat markasının yüzü oldu. Markanın işbirliği yaptığı diğer yıldızlar arasındaysa futbol efsaneleri Messi ve Benzema bulunuyor. Burak Özçivit değeri yaklaşık 385 bin dolar olan saatiyle paylaşım yaptı. Geçtiğimiz yıllarda yaşadığı yasak aşk haberiyle akıllara kazınan Ferdi Tayfur'un kızı Tuğçe Tayfur tesettüre girdi. Tayfur hayranlarıyla polemiğe girmeye devam ediyor. Avatar Atakan ve oğlu Leo'nun güldüren yarışı. Depresanı kimse böyle söylemedi. Alp Kırşan şarkıyı turşu bidonu için söyledi. Giydiği sahne kıyafetleriyle geçtiğimiz yıla damga vuran Gülşen'in geçmişte Huysuz Virjin'in programında giydiği fazla kapalı kıyafet sosyal medyanın diline düştü. Evet, dop dolu bir magazin turu. Evet. Öncelikle Kobra Murat'ın babasına geçmiş olsun diyelim. Çok üzüldük ya, evet ya, değil mi? Evet. Ne kadar ailesine bağlı olduğunu daha geçen hafta burada anlatıyordu. İnşallah Rabbim Allah şifa versin. Allah şifasını versin. Amin. Amin. Çok geçmiş olsun. Dua istemiş Murat. Ay, inşallah. Çok Murat'ı çok sevdin olsun. Değil mi? Çok pozitif, çok tatlı. Çok seveceksin dedim. Peki, maymun çiçeği virüsü. Buyursunlar. Geldik gözümün çiçeği. Bir maymun eksik zaten. Hayvanlar alemi. Şimdi bakın şöyle söyleyeyim. Bu dünyada 6. vaka. Ve vücutta belirgin bir görüntüsü var. Yani böyle Covid gibi saklayabileceğimiz ya da böyle maske takınca girecek bir şey değil. Su çiçeği gibi tarzında. Su çiçeği gibi fakat büyüyor. Temasla büyüyor. Sil büyüyor galiba. Şimdi bu bildiğim kadarıyla hayvanlardan insanlara geçen bir virüs. Özellikle kemirgen ve yırtıcı hayvanlar. Yani işte fare olur, yarasa. İşte o tarz ısırmalar. Bizim bilmeniz bir topluluk bunları mı yiyordu ben anlamadım ki. Hayatım ilk Afrika'dan çıkmış zaten bu virüs. Hayır, ve maymunlarda görülmüş. Yani bilmiyorum özellikle satın aldığımız etleri çok dikkat edelim. Çok iyi pişirelim. Çünkü hayvansal gıdalardan da çok bulaşan ve geçen Türkiye'de virüs. Türkiye'de bir rüzgar var ya şimdi hayvan eti. Deliden de olacak evet. Diyorlar. Evet. Kırmızı etle alakalı da işte alırken çok dikkat etmemiz gerektiği falan söyleniyordu. İyi pişirsinler. İyi pişmesi lazım. İyi pişirsinler. Ve taze olması lazım ve yani dediğim gibi artık bilmiyorum hayatım öyle bir dünyaya kaldık ki sabah neye uyanacağımızı bilmiyoruz. Vallahi hiç uzak değil bu. Ben Covid'in ilk tabii 2019 yılında çıktı. Bize ilk görüntüsü Mart'taydı. Biz daha burada Ece ile Covid'i sunarken yani nasıl olsa Türkiye'ye gelmez diye sunuyorduk. Ya bir anda. Kendimizi böyle işin ortasında bulduk. Şubat'ın ortasında ilk vaka açıklanmıştı. Evet. Ben zaten dedim okul kapanır. Ben hamileydim bir de Kürşat'a. Ben de aynı zaten. Çocuğu aldım. Biz de benim Bodrum'daki yazlığa gittik biz. Zaten evet. Sonra lig ara verdi. Hayat durdu zaten. İlk zamanlar öyleydi. Yani bu da bize çok uzak değil. Allah korusun. Evet. Yani inşallah o 6 kişiyle sınırlı kalsın diyelim. Bol elinizi yıkayın. En önemli şey el yıkamak. Hiç gerçekten yani. El yıkamak çok önemli ya. Ama işte evet. Hayvansal gıdaları da iyi pişirsinler. İyi dikkatli olsun yani. Onlardan geçiyor diyorsun. Peki Emrah'ı gördük yıllar sonra değil mi? Götür Emrah. Beni gittiğin evet. Yere dedi Emrah. Burak'cığım benim canım arkadaşım çok titizlikle çalıştı bu reklam üzerinde. Bir dijital firma diyelim çok da böyle detay da veremiyorum. Emrah'la çok
akılcı bir iş yaptı. Evet. Aslında çok şarkıyla özdeşleşmiş bir aplikasyon. Götür beni gittiğin yere. Götür beni gittiğin yere diyor. Emrah da yıllar sonra görmek keyifli oldu tabii. Ya hiç değişmemiş o da bak. Hiç değişmiyor. Emrah da yaşlanmıyor. Ya, evet evet. Yok, anam, ama Emrah yaptırıyor bir şeyler. Şuralarını da biraz fazla mı doldurmuş, yanakları fazla biraz mı kare yanaklı? Oldu değil mi? Yüz. Bu dolgudan sonra bir surat büyüyor. Geçen onu konuşmuştuk ya, kafa evet. Da büyüyor, surat da büyüyor. Evet. Yani. Bak şuralar, yanaklar buralara düşmüş. Aslında reklamın içeriğinde şöyle, Emrah çok pintiliğiyle ilgili konuşulur ya, biraz magazinsel olduğu için söyleyeyim. Onunla ilgili konuşulur. Ama sürekli seyahat etmesinden dolayı herkes şaşkın, nasıl diyor siz bu kadar cimri olup seyahat edebiliyorsunuz? O da diyor ki işte bunu yaparsanız öyle olur falan. Ha. Güzel bir içerik çok olmuş. Oturmuş, çok keyifli mantıklı. Olmuş. Bu genç kafaları seviyorum. Burak'cığım sana da çok sevgiler. Anneciğini de öpüyorum. Bu genç girişimcilerin, genç startup yani bu yeniliklere açık insanların bu kafalarını seviyorum. Emrah'la işbirliği yapması da bu yüzden keyifli. Vizyonları farklı. Hep aynı insanlardan bıkmıştık reklamlarda. Arada gerçekten evet. Yani çok iyi olmuş, çok akıllıca. Evet, evet. Peki devam edelim. Zeynep Beşerler'in avukatından bir açıklama geldi. Her yerde hafta sonu ayrılık haberi geldi. Hı-hı. Zeynep Beşerler'in avukatı şöyle söyledi. Ayrılık yok. Olası İstanbul depreminden dolayı bir ev değişikliği var. Hımm. Güvenli bulmadıkları için evlerini İstanbul'da farklı ve güvenli bir yere geçiyorlar. Taşınma işlerini görünce de insanlar tabii o doğal olarak ayrılık mı var diye sordular. Normal, çok uzun yıllardır tabii Zeynep evliliği devam ediyor. Allah onlar korusun. İzmir'de yaşamıyor muydu? Yok. İstanbul'da... Ben İzmir'de yaşıyorlar diye biliyordum. Bilmiyorum. Hakim değilim. Ha. Ben de emin değilim ama açıklama bu yönde. İstanbul depremi nedeniyle yeni bir eve taşınacakları konuşuluyor demiş. Ayrılık yok. Kesin bir dille yalanlanmış. O zaman... Tamam. İnşallah yoktur diye. Zaten ya çocukları var ya. Öyle hemen yoktur. Put diye bu şey boşanmak kolay bir şey mi ya? Öyle değil mi Ebru? Karar vermek kolay sanılır ama aslında değil. Değil. Yani. Evlilikten çok daha kat ve kat zor bir zor. Karar. Çok. Hani evleneceğin adamı seçerken 10 düşünüyorsan boşanırken 1000 düşün. 1000 düşün çünkü hele evladım varsa. Ben de tam tersi. Zeynep değil şeye geçelim. Çağatay Ulusoy'a geçelim. Çağatay Ulusoy'un o meşhur evet, dizisi artık fragmanı çıktı. Bir ara TV8'de yayınlanacaktı, iptal oldu değil mi? Aynı diziden bahsediyoruz. Bu diziydi tabii. O çöp adamdı. Hayır yine dizili bir şeydi. Çöp adam, korkuluktu falan, korkuluk gibi şeydi. Korkuluk bir şeydi. İşte terzi, ama yine orada da terziydi. Terziydi yine, bir terzi hep dolanıyor bir terzi. Bu projenin adını koyamadılar ben sana söyleyeyim. Evet, o işti, oradan geldi buraya gitti, en son dijitale satıldı. Aynı proje değil aynı mi? Aynı proje. Yani dönem orada filmi da mi bu? Bir dönem filmi mi yoksa? Ünlü bir terziyi oynuyor ünlü, herhalde. Bir kime oynuyor acaba? Birinin hayatıdır bu bilmiyorum ya. Bilmiyorum ama mesela Çağatay'ı da görmeyi özlemişiz. Ya Çağatay bir şey olmadı mı? Bir soğumadı mı ekranda? Hani bir soğuk... Yani çok özlemişiz. Çok evet çok evet, uzun zamandır ama... yok. Bayağıdır hani yok. O Çağatay Ulusoy furyaları. Şimdi ben de ödememi hatırlıyorum. Sevgili yönetmenim de hatırlar. Biz burada Çağatay Ulusoy'un haberini vereceğiz dediğimiz anda bile. Bak az sonrasında bile. Hatırlarsanız o fanlar Twitter'dan bir örgütlenirdi. Hemen Beyaz TV açılırdı. Çağatay Ulusoy fanları böyle falan filan bir rüzgar falan. Şimdi gerçekten o rüzgarı kendi mi yok etti acaba? Ya işte dönemsel böyle geri çekilmeler oluyor. Yani bu aslında... sanatın her alanında oluyor. Ha tabii ki bu arayı çok uzun tutmak da o insana zarar da verebiliyor. Çünkü ekran soğukluğu sevmez. Ara vermeyi sevmez. Hani yüzünü birazcık eskitmeden yani geri çekmek... Bu çok fazla. Değil. En son ben şeyi muhafız uzun diye bir yine dijital dizisi vardı. Başka bir muhafız vardı. İşte onu söyleyeceğim. Onun için televizyonun bir işi yoktu. Yoktu evet. İşte onu söyleyeceğim. Dijital işi başka bir şey. Televizyon başka bir prestij. Başka bir şey, evet. Şimdi Kıvanç'la dijitalde birçok iş yaptı. Evet. Ama? Ama şimdi televizyona ve prestije döndü. Prime time'da. Herkesin evet, gözü önünde herkesin bir iş yapıyor. Herkesin daha kolay ulaşabileceği için yani, televizyon. Yani dijital bir mecradayız, dijital bir döneme döndük, geçtik. Ama şu televizyonun özgül ağırlığı yok. Dijital daha gençlerin, daha genç neslin kolay kavrayabileceği. Şimdi kere genç nesil. Televizyon izlemiyor. Sıkılıyor. Hepsinde odak sorunu var çünkü. Ben kendi çocuklarımdan biliyorum. Sıkılıyor, donduruyor, telefonla oynuyor. Evet, sadece ilgilerini çeken bir şey olursa o da dijital platformdan ona bakmayı tercih aynen. ediyorlar. Ebru'cum Süslü Korkulukmuş TV8'de yayınlanacaktı. Evet. Aynı proje isim değişikliğiyle şimdi dijitalde 2 Mayıs'ta yani, çok ünlü bir dijital platformda başlıyor. Hı-hı. Aynı dizi isim evet. farklılığı bir var. Bir talihsizlik de yaşamış olabilir ya. Bu Bergen de öyleydi biliyorsunuz. Bergen'in hayatı. Gitti geldi. Serenay oynayacaktı. İptal oldu. O olacaktı. Sonra hop
Evet. Farah'ın kucağına düştü. Herkes dedi ki bu işte hiçbir şey olmaz. Ama kız altın çağını yaşadı. Evet. En çok izlenen sinema filmlerinden biri oldu. Para harcadı bir de. Evet. Farah ama kazandı da. Farah ortak yapımcı, yapımcısıydı evet. Zaten. Öyle kabul etmiş zaten girerken. Ortak yapımcıydı. Harcadığı çok parayı zeki. Kat be kat. Mantıklı, çok kazandı. Da iyi oynamıştı. Ama riskli biliyor musun? Hı? Yani Serenay'da... Bu arada bu işi Serenay da çok iyi yapardı da. Evet. Farah da... Üstesinden geldi. Olmuş. Peki Özgür Özpirinci'nin kızı Mercan'ın spor... Çok tatlı. Yapışıyor annesine. Evet. Buyurun. Buyurun bak. Bebek bileti böyle gerçekten yapışıyor. Allah'ım. Koala ya. Gibi bak. O ayaklarına bak. Ayaklarının altına. Koala gibi yapışmış anne. Şu bir tane rivayet var. O yüzden hiç kızımın ayağının altını öpemedim. Çok büyük hasretim yani. Ayağının altını öpünce düşüyor derler. Bir iki denedim düştü. Aa. Ay evet ya. Geçen de Ömer geldi. Ya, bileceğim ben artık öpeceğim dedi. Çorabını çıkardı. Öptü çocuk düştü abi. Düştü. Gene düştü. Yine düştü. Ama inandığın şey oluyor. İnandığın şey bir daha yok ondan. Yani. Şu çocukların ayaklarının altını görünce o hasretim geliyor hep aklıma. Evet. Hiç öpemedim yani saygının ayağının altını. Kürşat Gücen'in sevdiği şey çorap. Evet direkt çorap çıkartıyor. Hep atıyorum zaten seni gidip çorapları çıkartıyor. Seni yine çorapları çıkarmış diye bana atıyor Kürşat. Çok tatlı görünüyorlar. Sibel Can'a geçelim. Sibel Can da İsviçre'de bir ev alacakmış. Londra'daki evi ne oldu? Onu bir bayağı 10 belki 12 sene önce sattı. Orada artık ev yok. Ben aldım evde. Olabilir mi? Niye göre giriyorsa olabilir mi Allah? Kanda evi var. Miami'de evi var. Miami'de evi zaten yıllardır biliyoruz. Kanda'daki evi de çok güzel. Şeyde bir de ne demek evi? Zürich'te alacak. Bir de Zürich'te alacak. Londra'daki evi niye satmıştı? Hatırlıyor musun? Sen bilirsin. O biliyor da söyle. Aa, söyle ya. Söyle ya. Sen olmaz. Ayrıca ne kadar satmış. İstemiş satmış canım para kadını. Öyle kayırmak yok. Söyleyeceksin. Söyleyeceksin. Bu aynı şey değil ki. Söyle. Kadın Londra sapma değil ki. Yani kadın evini satmış yürümüş. Kulağıma söyle. Bak sapık diyor hala yine. Ay deme Allah böyle. Allah. Deme, Londra deme. Sapığı dedim kardeşim. Deme. Seni her hafta bir sapık diyorsun ama. Yani. En büyük sapık benim dermiş. Sen şunu söyle niye sattın? Yok satmıştır. Beşeri ilişkilerden mi? Beşeri ilişkilerden. Yok canım evi zaten nereden baksan ben orada yaşadığım dönemde 2002 idi. Ben evini biliyordum. Ejverrot'un arkasında yine birinci bölgede şeyin oralarda yani güzel bir bölgedeydi. Güzel bir, bir de evi büyüktü yani böyle iki katlıydı apartman dairesi değildi. Böyle beş odalı büyük ama güzel bir evliydim. Ama orada iki katlı evler çok riskli ya. Apartman daireleri, güvenlikli apartman daireleri daha kullanışlı oluyor. Çünkü orada çok evsizler var Londra'da. Yok, Londra katlı... merkezde yok hayatım. Var hayatım yapıyorsun? Ya, bahsettiğim yer birinci zaman, bölge. Olduğu gibi sokaklar, insan uyuyan insanlar var Londra'da. Hattın. Orası New York, Londra'yla sen niye? Hayır, Londra canım nasıl? Kızım iki yıl yaşadım ben hayatımda görmedim sokakta tamam, yatan. Bir şey. Ama ben gördüğümü söylüyorum. Aa, sokakta hayır, yatan insan. İlk kargımız geldi. Benim bahsettiğim yerler birinci kaldı. Bölge. Senin dediğin Harrison bölge başka. Harrison oralar hayatım ne diye sokağa onlar çıkıp diler, yürüdüğün zaman. Onlar para bir sürü almak sokak, için gün içinde yatıyor. Ben hayatımda, hayatımda iki yerde sokakta yatan insanı çok gördüm. Biri Los Angeles, biri Londra. Yani Allah evet. Allah. Daha yeni dükkan açıyorum. 15 günde bir Londra'dayım. Hayatım, sen orada... Orada yatan insanları görmüyor musun? Ya o metro çıkışında gün içinde. Yok yok öyle bir şey. Daha 15 gün önce oradaydım hayatım. Bizimkilerden daha mı çok buradakiler? Evet çok daha Allah fazla. Allah. Evet kesinlikle. Hayatımda ilk defa böyle bir şey duyuyorum. Aa. Londra ile. O sene Amerika her yerdeler ama Londra no. Nasıl yok ya? Kız daha da. Neyse tamam okey. Allah Allah, Allah. Ben kendi gördüm. Ben yaşadığımı söylüyorum. Sen yok mu gördün? Ne zaman gittin? Sen ne zaman gittin? Geçen sene yani. Geçen sene gitmiş görmüş kadın. Kız daha 15 gün önce oradaydım. Allah Allah. Hep bize Londra'dan yazardınız. Aynı bölgeden mi bahsediyorsunuz? Evet. Benim bahsettiğim merkez, birinci bölge yani. Yani gece olduğu zaman insanlar bütün dükkanların, bankaların, bütün dediğin... o ATM'lerin içerisinde yatan insanlar var yani. Uyuyan insanlar var sokakta. ATM kapalı. Londra'da kapalı ATM yok. Onlar Amerika'da var hayatım. Hayır ya ATM geldi. Harrison'ın önünde. Önünde. Toplamışlardır yani yok şu anda yok. Ben yaşadığım dönemde de ayda yılda bir tane görüyorsun. Öyle Amerika gibi sokaklarda yok Allah Londra'da. Allah Allah. Yazsınlar bize. Yazın. Yazın. Vallahi. Bize niçin? Oradakiler evsiz mi değil mi? Şu anda 3 saat geri hayatım. Şu anda pireler uçuşuyordur. Saat YouTube'dan, 6 içerek geçiyor. YouTube'dan izleyip tamam. Yorumlar İzleyin. Yazın. Evet yazın. Londra'dan bizi izleyenler. Ya benim biliyorsun orada... Kuzenim bir iş adamı orada ve devamlı da beni çağırıyor sürekli de sen de diyorsun hadi artık gidelim evet. Falan filan. Götüreceğim açılışa zaten hepinizi. Bana da oranın çok böyle evsizler gibi değil de böyle çok daha hayatım, sakin, daha bak, huzurlu bir ortam olduğu. Şimdi yıllar önce benim Londra'nın içerisinde evim vardı. Ve orada iki katlı hani site olmayan ev olduğu için ve çok da sık gidip gelmediğimiz için evsizin birisi girdi yerleşti ve çıkaramadık. Aa, ya ben yaşadığım bir şey var. Bunu mu söyleyeyim anlatayım? Evet ve çıkaramıyorsun mümkün neresi değil. Neresi neydi Londra'nın?
Harrison'ın arka tarafları. Nice Bridge'de bunun olması mümkün değil hayatım. Allah bahsettiği Allah. Yer. Nice Bridge delirdi. Kız Nice Bridge'de nasıl evine girecek homeless? Deli misin sen? Ya güvenlikli olmayan bir evse, eğer o evde de yaşamıyorsan, uzun süre gidip gelmiyorsan, evsizin birisi giriyor ve çıkaramıyorsun. Ben öyle bunu bir yaşadım. Var. İngiltere'de öyle bir hak da var. Gireni çıkartamıyorsun zaten. Çıkartam işte, o yaşadığımı söylüyorum. Anlatamıyorum. Neyse, boş ver. Ama Londra'nın şey bizi yorar, boş ver. Evet. Evet, şimdi ne yapalım? Ne yapalım? Alişan'a geçelim mi? Alişan'a geçelim bence. Tamam. Alişan'ı bir alışveriş merkezinde gördük ve çok merak edilen o soruları sorduk. İlk defa gördük bu olaylardan. Evet, sonra. Bu olaydan sonra ilk kez sorduk. Çağla'yı da sorduk. Yakın arkadaş biliyorsun. Bakalım Alişan'ın tavrı, vücut dili neler söylüyor, buyursunlar. Sosyal medyadaki bir yorumla annesi ve eşi Buse Varol arasındaki krizin hortladığı iddia edildi. Sorunlarla boğuşan Alişan sanal savaşa açıklık getirdi. Bilmez ki o neyi beğendiğini, neyi beğenmediğini, beğeni mi, şey mi, o mu, bu mu? Peki yorumu kim beğendi? Yani yanlışlıkladır tabii ki. Yani niye öyle bir şey yapsın? Bir soğukluk var mı oğlum bir daha o zaman? Üçüncü çocuğa neden misafiri? Bizim zamanımızda, Bursa falan bizim zamanımızda gibi değil yani. Yok, bizim zamanımızda... Eski partneri, yakın arkadaşı Çağla Şikel gerçek aşkı buldu mu? Çağla 20 yaşında genç kız mı? Teşekkürler, çok sağ olun. Özel hayatından magazin gündemine Alişan'dan salvolar. Artık kimse... Evliliklerindeki iniş çıkışlar zaman zaman magazin basınına yansıyan Alişan ve Buse Varol geçtiğimiz günlerde ikinci doğum günü kriziyle gündeme geldi. Geçtiğimiz yıl kızları Eliz'in birinci yaş gününü kutlamak istediği için istenmeyen gelin ilan edilen Buse Varol bu yıl kendi doğum gününü eşiyle kutladı. Neler söyleyeceksiniz? Vallahi aslında gerçek doğum günüm 25'i ama biz işte böyle arkadaşlarımızla bir yemek yiyelim dedik. Yusuf da sağ olsun bizi davet etti, ev sahipliği yaptı. Böyle güzel bir yemek yedik. Birazcık eğleniyoruz, sonra eve geçeceğiz. Kayınvalidenin hamlesi soğuk duş etkisi yarattı. Sosyal medyada Buse bana nedense son krizden sonra samimi gelmiyor. Sanki fırsat bulunca gidecekmiş gibi duruyor. Bu da benim düşüncem. Suzan Tektaş'ın beğenmesi ikinci doğum günü krizi olarak manşetlerde yerini aldı. Buse Varol'un üçüncü çocuk isteğine Alişan'ın mesafeli duruşu dikkatlerden kaçmadı. Tansiyon yeniden yükseldi. Özel bir andı 2 sene önce. O yüzden ben artık kutlamayacağım artık. Bu seninkini çocukları, yeğenleri falan öyle kutlayacağız. Alişan günler sonra konuştu. AVM'de görüntülenen ünlü sanatçı muhabir arkadaşlarımızın sorularını cevapladı. Sizle görüşüyoruz. Program dışında hiç böyle farklı Alişan'ın hayatına yine farklı bir şey oldu. Merak ediyorum. Yoksa çok tek düze mi gidiyor hayat? Hepimizin hayatı böyle. Yeni şarkı, stüdyo, şarkının promosyonu. Peki Ramazan ayı Alişan'ın günlük yaşamını nasıl etkiledi? Yo, aynı. Sabah yine çekimler var. Tabii ki hafta sonu daha güzel geçiyor. Biraz daha uyuyabiliyorsun. Hafta içi biraz sadece uyku problemi var, onun dışında güzel gidiyor. 90'larda Ramazan ayı ünlü isimler için estetik ayıydı. Yaptırıyorlar mı bilmiyorum. Estetik de pahalı artık yani. Şey değil. Hiç böyle yani sonuçta çevrenizde bayanlar var, eşiniz var, böyle müzdarip olduğunuz bir şey durum oluyor mu? Pahalılıktan, estetik olsun, artık, güzellik artık olsun. Kimse, ama artık kimse estetik ameliyat yapmıyor ya. İğne. Artık insanlar tabii sadece iğne yapıyor. İğne dolgu. İğne dolgu ona estetik denmiyor. Çok merak edilen konuya anne Suzan Hanım gelini Buse Varol hakkındaki yorumu beğendi mi? Ya annemin Instagram'a, annem sahte Instagram'a bakar sadece. Hayır, annem Instagram'a bakar sadece. Yani zaten annem benim kardeşim vefat ettiğinden beri evden dışarı çıkıyor ki. Eve gidiyor, mezara gidiyor. Başka hiçbir yere. O yorumda bir beğeni var. Olmuş o yüzden. Bilmez ki o neyi beğendiğini, neyi beğenmediğini, beğeni mi, şey mi, o mu, bu mu? Annemin bir Instagram hesabı var. Annem 2 yıldır bir tane bile gönderi yapmamış, bir tane bir şey bile yapmamış. Ya sadece canı sıkılıyor, kadın evde bakıyor. Belki yanlışlıkla oluyor. Yani yanlışlıkladır tabii ki. Yani niye öyle bir şey yapsın? Bir soğukluk var mı oğlum? Bir daha o zaman bir daha sorayım. Yok. Bunlar aile meseleleri. Çok onlara girmek istemiyorum.
Ama çok şükür huzurluyuz. Yani diyorum ya, hayatımda sadece sağlık ve huzur olsun. Başka hiçbir şey umurumda değil. Peki üçüncü çocuk Alişan üçüncü kez baba olmak istemez mi? Çok zor şu anda. Şu anda zor. Yani Burak'ın okulu, şimdi Elis önümüzdeki sene okula başlayacak. Onların okulları, şunları bunları, Allah herkese yardım etsin. Çok kolay değil çocuk okutmak şu dönemde. Burak işte Kura'yla bir okul kazandı. Okul kazandı diye sevindik. Sonra üzüldünüz mü? Sonra yatlar gelince. Sonra kumbaraları açtık. Ya yani biraz şey. Bayağı yani. Bizim Kura'yla Bursa falan mı? Bizim zamanımızda kivi değil yani. Yok, bizim zamanımızda böyle değildi okullar. Sanayiye verirsiniz zaten. Sanayiye verirsiniz. Şey yazın değil mi? Üçüncü evlat için tamamen duygusal sebeplere olan Alişan, 4 yaşındaki oğlu Burak'ın futbola olan ilgisinden bir hayli memnun. Ama şu anda futbola sarmış durumda da, futbolcu olacağım. Evet, baba beni Arda ile tanıştır, Arda ile tanıştır. Evde Arda mı? Şu anda idoli Arda. Arda 10, yani evde Fenerbahçe formasını... Arda Güler mi, Arda Turan mı? Yok yok, bizim Fenerbahçeli Arda ya. O Arda, nereden? Arda'yı izleyemedik çok. Gelelim eski partneri, yakın arkadaşı Çağla Şikel'e. Alişan 8 yıl sonra aşk kurucunu bozan Çağla Şikel'le yeni ilişkisi hakkında hiç konuştu mu? Evet, geçen konuştuk onunla. Herkes dedim eşlerini alsın gelsin, eşli yemeğe çıkacağız artık. Gülüyor, daha tanışamadık. Çağla'yla da uzun bir süredir yani telefonla görüşüyoruz. FaceTime konuşuyoruz, mesajlaşıyoruz falan ama daha görüşemedik. Ramazan'dan sonra inşallah görüşeceğiz. O çocuklarıyla, işiyle artık yani her türlü mutluluğu da hak ediyor. O canım benim, o yüzden Allah onu hep mutlu etsin. Alişan'dan yeni ilişkisine tam not verdiği Çağla'ya bir de tavsiye var. Tek tavsiyem ona az spor yapsın. Çok çok kas yapmış abi. Çok kaslı oldu. Yani anladın mı? Biraz şey olsun. Siz mi kendinizi kötü hissediyorsunuz? Benim kas seviyemle Çağla'nın kas seviyesini ölçseler, Çağla herhalde benden en az %80 falan fazla çıkar. Bende kas yok. Bir çoğunuzdan çıkarmış. Kas yok. Kas erimesi başladı. Öpüyorum. Hadi hadi. Çok, ben Alişan'ın kalbini çok seviyorum. Evet. Alişan kimsenin kalbi kırılmasını isteyen bir adam. Evet, ve çok zor bir süreç yaşadı. Hala da bence o süreci devam ettiriyor. Zor bir süreç yaşıyor. Ve bence yani belki bunu söylediğinde bana kızacak ama bence onun çevresindeki hiç kimse onu anlamıyor. Anlayışlı değiller yani. Çünkü hiç kimsenin kalbini kırmadan, kimseyi üzmeden devam etmeye çalışıyor. Aslında çok fedakarlık yapıyor. Kendinden çok şey veriyor. Ama Alişan burada da zaten cevabında da verilebilecek en makul cevabı vermiş. Çünkü niye? Bir tarafta annesi, diğer tarafta eşi ve bitmeyen bir gerilim. Yılan hikayesine dönmüş bir... Bravo, gerilim var ya. Gerilim var. Attı ya. Şimdi evet. Alişan'ın röportajlarını izleyicilerimiz hatırlar. Alişan sevenler de hatırlar. Alişan mutlaka bir kahkahayla bir espri yapar. Soğuk esprileri vardır Alişan'ın, meşhur. Yine bir tane soğuk espri yapıyor ama yapmak eski için. Enerjisi yok. Evet, yok. Evet, o enerjisi yok. Yok. Bu arada Alişan işi, projesi ve programı çok iyi gidiyor. Allah da inşallah ona çok iş versin. Evet. Çok bol paralar kazansın. Çünkü sorumluluğu da çok fazla. Evet, Alişan bir de hak ediyor. Çok da çalışkandır. Alişan bir de böyle televizyon için çok çok televizyon adamıdır yani. Televizyon yüzü. Televizyon yüzüdür. Reytingleri kovalar. Joker. Her yere koyabilirsin, evet, Alişan'ı falan. Çağla'yla ilgili şeyde diyor yani kas yapmasını çok önermiyorum gibi. Aslında onun çok esprili, çok bildiğimiz Alişan söylemleri ama bir tık böyle keyifsiz. Evet, ya zor. Keyifsiz ya. Vallahi Alişan'ı seviyoruz ama biz bir şey yakaladık. Onu da tabii vermeden geçemeyeceğiz. Şimdi Buse'nin bir doğum günü çıkışı verdiği röportaj hazır mı yönetmenim? Bir onu verelim, aradaki farkı verelim. Buyurun. Gerçek doğum günüm 25'i ama biz işte böyle arkadaşlarımızla bir yemek yiyelim dedik. Yusuf da sağ olsun bizi davet etti, ev sahipliği yaptı. Böyle güzel bir yemek yedik. Birazcık eğleniyoruz, sonra eve geçeceğiz. Yani yepyeni bir yaş. Bu birlikte kutladığımız 6. doğum günü. 6. 6. doğum günü oldu. Ne diyeyim, sağlık olsun en başta. İnşallah. Gerisi zaten geliyor. Sağlık olsun, huzur olsun. Ondan sonrası geliyor. Tek başımızaydık. Şimdi iki çocuk. Aile büyüyor. Yeni yaşında inşallah. Belki daha da büyür. Hep birlikte. Şimdi ben üçüncü çocuğumu yiyeceğim de şimdi Alişan'la evlenecek. Belki büyür, belki büyümez. Büyüsün ya.
Kutlu bakalım, hayırlısı. İstiyoruz o zaman diyor. He? İstiyoruz. Yani şu an öyle bir plan yok ama... Neden olmasın? Ya o olabilir, olmayabilir, bilmiyorum. O kadar çok şey yaşadık ki, gerçekten doğru söylüyor. Ne paranın, ne makamın, ne mevkinin, ne şanın, ne şöhretin hiçbir şeyin önemi yok. Önemli olan hep birlikte sağlıklı ve huzurlu olabilmek. Hiç umurumda değil. Benim doğum günüm bundan sonra olmuyor. Burada da biz o dönemde yine sizle beraber yorumladığımızda burada bir tutukluk hissetmiştik. Hani Buse'nin sanki çok çocuk isteyen bakışları vardı. Alişan'ın o pası hiç alamama, o evde yok tavrı vardı. Burada da cevabını zaten Alişan veriyor. Verelim orayı. Yaptırıyorlar mı bilmiyorum. Estetikte pahalı artık yani. Şey değil. Anladım. Hiç böyle yani sonuçta çevrenizde bayanlar var, eşiniz var, böyle müzdarip olduğunuz bir şey durum oluyor mu? Pahalılıktan, estetik olsun, artık, güzellik artık olsun. Kimse, ama artık kimse estetik ameliyat yapmıyor ya. Artık insanlar tabii sadece iğne yapıyor. İğne dolgu. Hayır, annem Instagram'a bakar sadece. Yani zaten annem... Benim kardeşim vefat ettiğinden beri evden dışarı çıktı yok ki. Eve gidiyor, mezara gidiyor. Başka hiçbir... O yorumda bir beğeni olmuş o yüzden. Bilmez ki o neyi beğendiğini, neyi beğenmediğini, beğeni mi, şey mi, o mu, bu mu? Annemin bir Instagram hesabı var. Annem 2 yıldır bir tane bile gönderi yapmamış, bir tane bir şey bile yapmamış. Ya sadece canı sıkılıyor, kadın evde bakıyor. Onlar aile meseleleri, çok onlara girmek istemiyorum. Ama çok şükür huzurluyuz. Yani diyorum ya, hayatımda sadece sağlık ve huzur olsun. Başka hiçbir şey olmamış. Çok zor. Şu anda zor. Yani da Buran okulu, şimdi Elis önümüzdeki sene okula başlayacak. Onların okulları, şunları, bunları, Allah herkese yardım etsin. Çok kolay değil çocuk okumak. Evet. Çok zor. Net bir dille çok üçüncü zor. Çocuğa çok zor diyor. Hatta Buran okulu, Eliz'in okulu, masraflı. Onları da sayıyor. Kim yeğenleri de var. Okullar çok masraflı. Yani Alişan'ın şu an 4 çocuğu var. Tabii yani. 4 çocuk okutuyor. Evet. Yani. Böylelikle de Buse aslında o mesajı, cevabını almış oldu, değil mi? Ziya, zaten dikkat ediyorsan bir önceki videoda Buse ile olan konuşmalarıyla, yalnızken olan konuşmaların arasında ne kadar fark var Alişan'ın. Şekilde geriliyor. Yani gergin Buse'nin yani. Yanında inanılmaz gerildiğini düşünüyorum. Ama ikisi de gergin duruyor. Dikkat et. İkisi de böyle gerginler. Hayır. Şimdi Buse daha kendini kabul ettirme, daha ben işte bak biz iyiyiz'i lanse etme çabasındayken Alişan da yani ne yapıyor, yani Buse ne diyor, şaşkınlığını yaşayarak verdiği cevaplar görüyorum. Burada, Alişan başka bir yerde artık ya. Kafa, evet. Ya o yangını, o acısı geçmeyecek. Başka bir yerde Alişan hayatını idame ettiriyor işte. Kimsenin gönlü ne şiş yansın ne kebap. Ama bir gün birilerinin gönlü de kırılacak yani. Bu böyle ne kadar devam edecek? Başkasını kırmayayım diye kendini kırdığın sürece kendin hasta oluyorsun. Kendine tabii, yapacak. Tabii. Onu kırmayayım, bunu kırmayayım deyip içine ata ata kendi çocuk sinir hastası. Biliyor musunuz ne öğrendim? Suzan teyze, biz takipleşiyoruz Instagram'da. Her gün. Selçuk öldüğü gün. Her gün hala. Gidiyor. Her gün gidiyor. Eşi mesela. De gidiyor. Her gün gidiyormuş ya. Merve de gidiyor. Bir gün gitmemiş sadece. Bir gün gitmemiş. Çok mu hastaymış onu öğrendim. Her gün gidiyor. Çok büyük bir ya acı. Allah yani Rabbim kimseye böyle bir acı yaşatmasa, çok büyük bir ateş düştü kadının gönlüne. O yüzden onu like'lamış. Like'lamış yani. O aralarda olduğunu hiç sanmıyorum. Yok ya. Bir de rahmetliyle annenin ilişkisi, çünkü ana erkek çok bir aile. Çok düşkünmüş evet. Mi? İkisi aileyi idare yani, ediyordu. Alişan'dan daha çok Selçuk'a düşkünmüş herhalde. Yok öyle demeyelim. Selçuk'la rahmetliyle daha hani böyle içli dış aileyi yönet, yani ailenin içerisinde zaten bütün... Baba yok. Yok baba. Ya şöyle baba var. Var baba ama var. Etkin değil yani. Etkin olan Suzan teyze. Evet. Suzan ve Selçuk. Selçuk. Ve evet. Lokomotifi. Ailenin. Şimdi Suzan Hanım'ın tabii ki bir kolu yok oldu. Yani kolay bir şey değil. Allah hiç birimizi evlat acısıyla sınamasın. Sıralı ölüm versin Allah. Ve hala psikologlara gittiğini biliyorum. En doğrusunu yapıyor bence. Evet, en doğrusunu yapıyorlar. Çünkü hayat da bir şekilde devam ediyor. Tabii, bu tabii, şekilde de nereye kadar gider? Valla benim dileğim, söyledim, Alişan'ın böyle hep bol bol işler yapması, bol bol güçlü durması. Ama ben esas Alişan'ı iyi görmüyorum. Alişan daha yani biraz daha bu mantıkta ve bu psikolojide giderse Alişan hastalanacak diye korkuyorum.
İnşallah. Allah korusun. Allah korusun. Ay Aleşan'dan Allah evet. korusun. Peki şimdi. Kerem Bürsin. Bir telefon konuşması yapılmış. Kiminle? Serenay Sarıkaya'yla. Aralarında bir sıcak rüzgarlar esmiş. Ama nedeni biraz tatsız. Buyursunlar. Aa. Yakışıklı oyuncudan sinyaller ardı ardına geliyor. Eski sevgililer arasında sıcak rüzgarlar esiyor. Kerem'in jestleri Serenay'ı ikna edecek mi? Yeni bir aşk erken açtı iddia edilen Kerem Bürsin, eski sevgilisi Serenay Sarıkaya'yı neden aradı? Yarım kalan aşklarına ikinci bir şans mı verecekler? Serenay Sarıkaya ve Kerem Bürsin arasında 2015 yılında birlikte oynadıkları reklam filmin çekimlerinde çakan kıvılcımlar 2019'a kadar sürecek aşk ateşini yaktı. Yaklaşık 4 yıl birlikte olan ikili 2019 yılında yollarını ayırdı. Gözde çiftin kıskançlık sebebiyle ayrıldığı konuşulurken yıllar sonra ortaya atılan bir iddiaya göre ikili evliliğin eşiğinden dönmüş. Serenay evlilik sözleşmesini diletince Kerem Bürsin yollarını ayırmaya karar vermiş. Ünlü çift ayrılıklarının ardından özel hayatlarıyla magazin gündemine gelmeye devam etti. Başka bir şey ya. Bunu yapmak yürek ister. Bayağı iddialı bir şey gerçekten. Hızlı bir aşk hayatı tercih eden Serenay, Cem Yılmaz, Haldun Demirhisar ve Umut Evirgen gibi isimlerle birlikte olurken... Yıl aşkını ilk defa görüntülüyoruz. Evet, çok heyecanlıyız. Hayırlı olsun. Dur bir dakika. Pazar günleriyle beraber görmüşken abi, sizi neler az konuşalım mı? Şöyle. Eski sevgilisine göre daha sakin bir aşk hayatı olan Kerem Bürsin, Hande Erçel'le çok konuşulan bir birlikteliği imzasını attı. Kerem kabuğuna çekildi, Serenay altın çağını yaşıyor. Hande Erçel'le oynadığı Sen Çal Kapımı dizisinin bitmesinin ardından henüz yeni bir projede yer almayan Kerem Bürsin kariyerindeki duraklamayla dikkat çekiyor. Serenay ise dijital platformlarda yayınlanan Şahmaran, Alice Müzikali derken Kıvanç Tatlıtuğ ile oynadığı aile dizisiyle adeta zirveye yerleşti. Kerem'den Serenay'a ilk sinyal geldi. Kerem Bürsin sosyal medya hesabından aile dizisinin bir sahnesini paylaşarak eski sevgilisinin başarısına kayıtsız kalmadı. Kerem'in bu hamlesinin bir süredir flört ettiği influencer Mehtap Algül'ü kıskançlık krizine soktuğu iddia edildi. Vay vay vay, that's what's up. Vay vay vay, that's what's up. Jest üstüne jest, Kerem'den teselli telefonu. Serenay Sarıkaya geçtiğimiz gün köpeği Orfeus'un vefatıyla sarsıldı. Sosyal medyadan Orfeus'a çekildiği fotoğrafını paylaşıp güzel ruhlu Orfem seni çok seviyorum diye yazarak üzücü haberi duyurdu. Kerem telefona sarıldı. İlişkileri sırasında birlikte çok vakit geçirdiği Orfeus'un ölümünden duyduğu üzüntüyü dile getirdi. Kerem'in ard arda gelen jestleri ikilinin bir süredir yeniden görüşmeye başladığı söylentileriyle birleşince Serenay ve Kerem için ikinci bir şans iddiasıyla evlendi. Bu Kerem Bürsin ve Serenay Sarıkaya'dan bir vibe alıyorum yine. Değil yok mi? Ya. Yok, yok ya. Ay, ben senin vibe ayarlarım bozulmuş. Vibe ayarlarına dön. Vibe ayarlarına dön. Şimdi biliyorsunuz o köpek onların ayrılığı süresinde de bir magazine konu olmuştu. Çünkü çocukları gibiydi. Bir hafta onda kalıyordu. Bir hafta sonra ona gidiyordu falan filan. Öyle bir durum ama var mı gerçekten? Köpek sevgisi evet, köpek gerçekten. Köpek sevgisi gerçekten. Yani köpek besleyen bilir o sevgiyi. Öldüğündeki acıyı da yani besleyen anlar onu. Dün de bir arkadaşım köpeğinin 4. yaşını kutlamış. Bayağı panolar, fotoğraflar, evlat pastalar gibi oluyor. Falan. Evlat gibi oluyor. Eğer bir çocuğu yoksa onunla oynuyor, evet. Süslüyor. Yani evlat gibi oluyor. Ona arkadaş oluyor hayatta öyle yok, bayağı düşün. Parti yapmış, köpekler gelmiş bir sürü. Şaka yapmıyorum. Ben düşünemiyorum Fifi'nin arkadaşlarını İngiltere'den çağırdığımı. Hepsi bu kadar. Şimdi bu köpek maalesef ki öldü. Ay çok değil üzücü mi? Ya. Çok güzel bir köpeği vardı. Ama gerçekten çok üzücü. Labrador muydu? Golden muydu? Golden Labrador. Karışık bir şey değil mi o? Golden'a benziyor daha çok. Daha çok Golden. Yani. Tüyleri Golden oluyor ama yüzü Labrador'a benziyor. Şimdi maalesef öldü. Ölünce de tabii ki bir telefon konuşması yaşanmış. Normal. Ama şimdi Kerem bu konularda çok hassas. Bravo, daha önce de yaptı bunu. Daha önce de biliyorsun Hande Erçel'in yeğeniyle alakalı da durumda yanında evet. oldu. Hastalığı. Evet, ölümüyle de oldu. Yani Kerem'in insani duyguları gerçekten bu konuda üst düzey. Doğru. Ve onun da ne kadar kaliteli bir insan olduğunu aslında bize gösteriyor. Olması gereken bu. Çok güzel bir hareket bence.
Çünkü şartlar ne olursa olsun insanların tabii yaşanmışlıklar var ve ortak payları o köpekte onların bildiğim kadarıyla. Evet. Doğal olarak tabii ki de medeni bir insanın yapacağı hareketi yapmış. Yani gerçekten çok acı bir şey. Ancak köpek sahibi olup kaybedenler bilir. Ben de bir köpeğim vardı, kaybetmiştim. Gerçekten çok acı bir şey ya. Arayan oldu mu hayatım sonra seni? Yok. Hiç. Beni arayan yok. Yok. Sıfır. Buyurun. Ne için? Konuya devam. Ben özellikle şu... Ne için de ben konuyu programdayız ya. Hayır ama ne için? Buyurun o içi geçti onun o an içi geçti. Hayır ben bir şey söylemek istiyorum. Ben gerçekten çok hayvansever bir kadın olduğumu az çok biliyor insanlar. Yani çoğunu paylaşıyorum, birçoğunu paylaşmıyorum. Türkiye'nin her yerine mama, ilaç tedavisi buradan izleyenler vardır. Özellikle paylaşmayın diyorum çoğu zaman. Hı. Ben özellikle şunu söylemek istiyorum. Ne olur sevgililer gününde ya da şöyle günlerde böyle... sevgililerinize köpek alıp ondan sonra o köpekleri sokağa atmayın. Yani bu hayvanların bir canı olduğunu ve bir insana muhtaç olduğunu lütfen unutmayın. Yani böyle sevgili alıyor sevgililer hediye gününe. Değil hediye değil. Bu bir can. Bu can. Tabii. Allah buna bir can vermiş. Bu da acıkıyor. Yani bu da canı acıyor. Yani. Onun da kanı akıyor. Ebru, yazın tatilden dönünce sokaklarda hep böyle işte toy poodle'lar, cins köpekler görüyoruz. Poodle'da dolu. Hayır ben söylemedim ama yani her yerde alıyorlar. Yani alıp götürüyorlar hayvanı bir loymuş gibi. Ondan sonra bakamayıp sokağa atıyorlar. Yani inşallah o duruma bir gün siz de muhtaç kalırsınız. İnşallah başınıza gelir yani. Ne diyeyim yani? Can taşıyor bu hayvanlar ya. O kadar acı bir şey değil mi? Şimdi burada çok doğru bir şey söyledin. Aslında birlikte yaşadıkları ortak bir paydalarıydı onların o köpek. Ne güzel. Sahip çıkmışlar hayvana. Ya Kerem'in bu hali çok tatlı değil mi? Ama Kerem çok kaliteli. Çok kötü günde var. Ne güzel bir şey. O kalitede bir dost insan. Olması lazım. Ne güzel ama. Bir de nasıl bittiği de önemli ilişkinin. Demek ki ilişkiden giderken birbirlerinin yüzlerine bakacak şekilde gider. Hayır. Nasıl biterse bitsin Kerem'in genel duruşu böyle. Hande Kerem'i çok üzdü. Hande mi üzdü? Tabii. Serenay mı? Hande mi? Hande. Hande'yi de aradı ya. Hande çok üzdü. Ona rağmen ya bu çocuğun çok kaliteli bir duruşu var. Biliyor musun Kerem'i? Tabii. Doğru söylüyor. Bak, Kerem'i hatırlayın onlar tatile gittiler. Kerem de hatta ne güzel bir tatil. Hani keşke ben de olsam gibi yorumlar yapmıştı hatırlarsınız. Tabii. Bir süre dışladılar çocuğu. Çünkü bence o dönem hani onunla birlikteyken başka bir ilişkiye başladığı için çocuğu dışlanmış olabilir. Ya işte üzüldü. Ben çok üzüldüğünü biliyorum. Detaylarına çok inmek istemiyorum. Çocuk, geçmiş zaman artık. Onun için ekarde edildi çocuk bence. O yüzden çok üzüldüğü için yakalanmıyor, ama ona rağmen yine... Çok özür dilerim lafını böldüm. Kerem'den ayrılamaz kimle birlikte olmuştu? Şeyle. Kaan. Ha? Kaan'la. Demek ki o dönemde hemen geçiş süreci. Pişt. Zaten bizim hatırladığımız bir şey vardı. O Kaan bir şeye denk geliyordu da. Neye denk geliyordu bilemedim. Hmm. Yani Kaan birine denk geliyordu. Ama o kadar aşk hayatı hızlı bir kız ki. Şu anda sevgilisi... Ha Hakan Sabancı ile değil mi şu an? Neyse kusura bakma ama zaten al birini vur ötekine. Şöyle... O kadar çok aşk hayatı hızlıydı ki bir dönemde işte o Kamer, Atasay Kamer'le ondan sonra biri... Atasay Kamer kimdi? Onunla da görüntü işte bir reklam firmasının yüzüydü. Yani. Onun sahibi de reklamların çekiminde gelmişti. Sıcak görüntüler ortaya çıkmıştı falan. Aa bilmiyordum ben onu. Evet evet. Öyle bir şey de olmuştu. Sonra hemen arkasından Kaan Yıldırımlar ortlamıştı. Yurt dışında Londra'da mıydı? Londra'da. Londra'da. Aman bu Londra bugün ha. Bu Londra evet. Aman bu Londra'da yedi beni bugün. Acaba kısmetin seni Londra'da mı bekliyor hayat? Ne alakası var? Bizim şimdi ya benim gibi başlıyor. Allah Allah. Ya. Ne, ne dedin sen? Hayır da sen bunu hayırlı bir şey Londra oldu. Ne diyecektim? Neyse Londra'da o dönem yakalandılar. Ondan sonra bir hızlı bir yok oluş. Hemen arkasından başka ilişkiler. Evet. O yüzden Kerem'in üzüldüğü doğru. Evet, Kerem üzüldü. Ona rağmen çocuk o kadar kaliteli bir çocuk ki... yani öyle bir çocuk Kerem ya. Bu çocuğun niye dizileri? Dizilerde niye yok? Bak dijitalde de yok bu. Evet. Aslında tam dijitallik bence biliyor musun? Yüzü gözü değil mi? Evet. Bir tık boyu kısa. Evet. Ama ekrana, zaten ekranda o belli sever şey olmuyor. Insanı. Evet. Normal. Ama şu andaki mesela Serenay da uzun. Hande de ben söyledim Hande uzun değil. Girin bakın Hande Erçel 1.75. Yani kıza kısa hadi diyor. Ya. Girin bakın Google kız 1.75 dedim ya Antalya'da güzellik yarışması. Serenay 1.75. Şimdi de hani kızlar da uzun çoğu. Serenay daha uzun geliyor bana. Evet, bana 1.75. Da bacakları daha, uzun olarak. Çok daha bacak uzun. Boyu gövdeye göre daha uzun olduğu daha için uzun. Daha uzun boyu. Allah'ımıza bir şükür sen 1.80'sin aşkım. Ben tırmanma şeridi. Vallahi. Peki o zaman reklama gidiyoruz. Dönüşte Ankaralı Turgut bizlerle olacak. Şimdi şöyle hep böyle Ankara Turgut deyince böyle ama nerede? Ne oldu? Neye küstü? Evet. 90'larda uzun süredir böyle görmüyoruz. Bir rüzgar 2000'lerde niye duruldu? Hepsini ve daha fazlasını ona soracağız ama yeni şarkılarıyla. Önce reklamlar sonra Ankaralı Turgut.
Ağzınıza sağlık. Hoş geldiniz. Böyle alkışlarınız çok buruk. Bizi çok yaraladı şu anda bu türkü. Ben öncelikle yine orada ölenlere Allah'tan rahmet diliyorum. Geride kalanlara başsağlığı diliyorum. Amin. Ben de dedim en azından kendi acizane, kendi yolumu zannedim. Bu şarkıyı hazırladık. İlk sizi okudum ben de. Çok güzel oldu. Siz mi yazdınız sözü? Yok, benim değil. Bu zaten daha önce de tabii, söylenmiş okundu, değil mi? Evet. Bir türküydü. Ama tabii Antep'i, Maraş'ı başıma yıktın kısmı bizi ne kadar orayı özetleyen, asrın felaketinin aslında zaten merkez üstü Maraş olan felaketinde bizi bu taşıyan şarkı çok bizim yüreğimize dokundu. Tabii biz sizi hep hareketli şarkılarla, türkülerle tabii, evet, hatırlıyoruz ya. Bu böyle oldu, yüreğimize dokundu. Var böyle bir şey. Var mı? Var, şarkılarım var. Öncelikle hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ama sizi bir soluklandıralım, bir VTR'nizi izleyelim. Sonra tamam, biz o tanıdığımız Ankaralı Turgut'a bir bakalım. Değil mi? Buyurun. Vurgunum ben Yozgatlı'ya, ye tatlıyı ye tatlıyı, ben severim Yozgatlı'yı. O geliyor, modunuz düşük olduğunda sarıldığınız şarkıların sahibi Ankaralı Turgut Söylemezsem Olmaz'a geliyor. Ünlü şarkıcı 1963 yılında Ankara'da dünyaya geldi. Ankara'nın tozunu ciğerlerinin en dibine küçük yaşlarda çekmeye başladı Turgut. Asıl adı Turgut Karataş olan Ankaralı Turgut daha 12 yaşındayken müziğe ilgi duymaya başladı. Köy düğünlerinde darbuka çalıp ritim yeteneğini kanıtladı. Müzik kulağının olduğunda yıllar sonra anlayacaktı. Babasının davul çalması ve ailesinde birçok kişinin müzikle uğraşması Turgut Karataş'ı müzikten hiçbir zaman koparmayacaktı. Karataş askere gidene kadar darbuka çaldı. Müzikal anlamda kendisini epey geliştirdi. Darbukadan sonra bağlamayla tanıştı. İşte yaratan orada Turgut'a "Yürü ya kulum" dedi. Ankaralı Turgut kendisini keşfetme yolunda ilk adımlarını başarıyla attı. Turgut Karataş askerden dönünce ilk albümünü çıkardı. Bu albümde yöresel şarkılar bulunuyordu. Daha sonra amatör bir şekilde 3 albüm daha çıkardı. Ankaralı Turgut sinema aşkından mıdır yoksa kariyer planlamasından mıdır bilinmez ama uzun bir süre hayranlarını şarkısız bıraktı. Hayranlarının bekleyişine "Kaymak Lazım" da son verdi, yine oldu. Ünlü türkücü şimdilerde anlamlı bir hareket için mikrofon başına geçti. Antep'ten Öte şarkısıyla deprem mağduru insanların acısına ortak oldu. Muazzam bir müzik kariyeri. 90'ların başından beri hayatımızda bir Ankaralı Turgut furyası, rüzgarı. Evet. Ne oldu? Ne oldu? Biraz çekildim ben bu ara. Hani bir küskünlük mü desek, bir dargınlık mı desek. Bazen insan kendi kabına çekilmek istiyor. Bir de müzik sektörü artık bilmiyorum, ekranlarda bir doğru dürüst bir hani bir ailenin izleyeceği bir müzik programı kalmadı yani. Şimdi nereye yani, var da program. Turgut abi nerelerdesiniz? Neden yoksun abi ekranlarda? Yok kardeşim, program yok, çıksak. Her gün üstüne canlı yayına çıkıyorduk. Evet. Akşam zaten televizyonlardayız. Evet. Magazinlerdeyiz. Ben çok 90'lı yıllardan evet, çok iyi biliyorum yani 90'lı yani, yıllarda aktif sanat hayatındayken ben de. Sizin o zaman aslında siz Ankara oyun havalarının öncülerindensiniz. Tabii ki. Bize sevdiren, tabii, bize tanıtan öncülerinden. Başına Ankaralı mahlasını alan da sizsiniz. Sizden tabii, sonra birçok Ankaralı kişi türedi. Şimdi evet, ben bir de orijinal Ankaralıyım. Öyle mi? Sizden Ankaralı. Altındağ yeni doğanlıyım ben. Yeni doğanlısınız. Bütün Ankara'da selamlar olsun. Selam, selam. Tabii, selamlarımız olsun. Hala Ankara'da mı yaşıyorsunuz? Ankara'dayım. Aynı yerde. Aynı yerdeyim. Yani biraz çekilmemin nedeni... Kendi isteğinizle mi çekildiniz? Sizi bu hale mi getirdiler? Ya birileri tabii ki taş koymak istedi de... onunla zaten şu an ismi önemli değil benim için açıklamamada. Onu bilen biliyor zaten, ülke biliyor. Hı. Yani insanlara durup dururken öyle birden iftira atmak, yalan konuşmak, çamur at izi kalsın olmuyor. Ondan sonra arayıp işte bana sessiz mesajlar atıp... Benim programına tekrar istemeleri falan olmuyor bunlar. Çünkü özür mü diledi sizden? Ya işte programına bekliyormuş, bu konuyu kapatmış. Böyle bir şey, işte ben öpüyorum seni, gel programıma gibi böyle ifadelerde. Geçmişi unuttum ben, sildim ya, seni silmen ne olur. Siz unuttunuz mu? Ben nasıl unutayım şimdi, zararı gören benim. Ya. Yani birebir iftira atıyorsun bir sanatçıya orada ya. Kırgınlıklarınız devam ediyor. Tabii ki yani Burke'de ben milyonlar satmış bir albümlerim var benim. Ben Burke'de yıllardır emek veriyorum, sanat yapıyorum. Şimdi bir Ankaralı Turgut'un hangi şarkını sokakta 10 tane insanla sorsan bunun 9 tanesi bir şarkımı bilir benim. Sorma. Döşeyelim abi diye şarkı yapıyorsunuz abicim ya. Döşeyelim abi, işte dedim ya, nüfusumuz.
Nasıl çoğalmış? Çok ince göndermeler. Senden sonra patlama oldu. Tabii söylüyorum. 85 milyon şarkı, esprili şarkılarla zaten meşhur. Taktaşı'ndan yakalarsan tık tık geldi. Yakalarsan tık tık. Bir de şey, hep gündemi yakalama. Mesela o yıl bir reklam meşhur oluyor. Hemen o reklamın üzerine şarkı yazıyorsun. Tabii ki. Mesela Bağın Alkan şey yapmıştı. Neremi. Ben dedim ki neremi dersin söyle kızım sen ne yersin? Kokoreç mi dönerim ayranla söylesin. O dönemde neremi yani. Çok esprili ama ya. Zaten o öyle meşhur oldu. Popçu arkadaşların çoğu der Turut abi bizim şarkılarımızdan da tüy geç. Hani ondan da albüm satış trajlarına da bayağı bir şey değil. Bunları çok etkileyen bir şey. Mesela Mirkelam'la geçtim daha önce. İşte ne dediniz Mirkelam'a? Ne yap dedik onlara? Tavla. Parçasını okuduydum. Mustafa Sandal'ın Onun Arabası Var. Evet, o da meşhurdu. Demişti. Ben sandalı caddede çektim ama. Tabii iş asfaltla yürütmeye çalıştı. Güzel ama size kırılmıyorlardı da mesela. Yok. Yani ben şimdi farklı bir tarz açtım. Bir furya açtım ben. Oyun havası. Ben Bozdağ albümüm var, türkülerim var, arabesklerim var, baraklarım var. Her tarzı okuyan bir adamım. Sesiniz de çok güçlü. Sağ olun. Çok teşekkür ederim. Yani bu o furyayı ben açtığım için öncüsü benim. Tabii abileri benim. Bu peşimden gelen arkadaşlarımızın da. Yani devamını getirmek. Şimdi sallasak Angaralı'ya diyor da devam yok. Peki şu an mesela kendi alanınızda yeni çıkan arkadaşlardan beğendiğiniz hani böyle Ankara havasında. Şimdi bir şey diyemiyorum. Var mı? Şu anda yok. Hani işte bitti. Herkes birer parça okuldu. Çekildi kabına. Hani bir balon gibi fos indi söndü, gitti. Tek şarkılık tabii, yani. Tek şarkılık. Ya siz ben, o dönem çok ben 27-28 yıl olmuş yani bu sanat. Yani 91'de yaptım ilk albüm. Ankara'da 4 tane albüm yaptım. Tabii canım, ben 94-95'te İstanbul'a geldim. Oynama çıkardım. Daha sonra Tutku Müzik. Şimdi mod müzik oldu. Hı-hı. Medeni Bey'e ben şu an tekrar başladım. Eski Fırat'ın. Ha öyle mi? Çok güzel. Çok sevdim. Hayırlı olsun. Evet, hayırlı olsun. Bu seçimlerde beraber yaptık. Onun projeleri her zaman iyidir Medeni Bey. Yani bir yola tekrar yolumuza çıktık. İşimizi yapacağız. Yolumuz bizim, işimiz bu. Çünkü emeğimiz ben... En iyi bildiğiniz iş bu. Sesim, sazım. Ben yarın öldüm arkamdan bir eser kalacak bu ülkede. Bırakacağım ama tabii sanatçıya bu ülkede değer olsun. Biz bunu istiyoruz. Yani sanat olmayan bir ülkede yaşantı olmaz. Yani milyonlarca, yüz binlerce, on binlerce insan ekmek yiyor bizim camiada. Şimdi eğlence kültürü. Yani eğlence kültürü. Düğün oluyor, gece oluyor, konser oluyor. Yani hep bütün yani şey biraz da böyle işte. Nasıl adam kayırmacı... Her dönemde var. Ankara Turgut ismi öyle kolay kolay yapılabilecek bir isim değil. Yani siz bu ismi yaptığınızda Türkiye'de sizi tanımayan, bilmeyen çok az. Yeni jenerasyon belki bilmez. Evet. O da sizin kere çekilmenizle alakalı. Ama özel hayatınız o dönemde akşamları televolelerdesiniz, sabahları yayınlardasınız. Özel hayatınız hep bir izoleydi. Biz bilmiyoruz siz evli misiniz, çocuk var mı, torun var mı? Var. Çocuk da var, torun da var. Ben eşimden ayrıldım. Yıllar oldu ayrılalı. Şimdi işimizi yaparken... buraya geldiğimiz zaman İstanbul'a en az bir ay kalıyordum televizyon çekimlerine geldiğim zaman. Allah Allah. Tabii mesela Döşeylem abiyle ilgili bir şey anlatayım bir anım. Türkiye maçı var. Tamam. O günde herkes yeni albümleri çıkmış sanatçı kardeşlerimizin. Herkes Türkiye maçına bir şarkı yazıyor. Dediler Turut abi bir şarkı da sen yaz. Milli formayı giyindim ki de bayrak var önümde. Döşeylem abiyi yazdım. İşte at şupası Hakan'a taksın topu 90'a kalksın Türkiye ayağa. Abi ne yapacağız şimdi hiçbir şey olmaz Döşeylem abi. işte onlar bize X1 döşeyince Turgut abi senin maç buydu. Ankara'da Turgut dendiği zaman benim de hatıramda kalan şey sizin sosyal medyada çok ölüm haberleriniz çıkıyor. Ya beni zorla öldürmeye çalışıyor. Öyle birkaç tane ünlü var. Var. Düzenli olarak. Düzenli olarak. Ömrümüz atıyor. Tamam Allah rahmet eylesin. Ciguli'ye bir dönem çok yaptılar. Ya. Evet yani. Bazı böyle 3-4 tane isim var. Allah korusun. Ama ben sizinle ilgili hep bu yani hafızamda canlanmıştır yani. Sağayım. Görüyorsunuz ki burada. Allah kimle bir sağlık versin. Bir şarkıyla devam edelim. Evet yine Hemze Kuşağı dediniz. Biraz önce onlara giden bir parça oldu. Bu gelen parça. Hem bunu güzel yaptık böyle pop tarzı sözler çok güzel. Gelsin bir bakalım. Hadi bir gelsin bakalım. Hadi. Güzel. Bak bu oldu şimdi. Bak bir hareket özledik ya. Hareket özledik. Tabii Allah kötü günler yaşatmasın ama o türküde çok içimize dokundu. Ne diyorsun burada? Çıktım yoldan Ankara'dan. Sağdan soldan çıktım yoldan gel karakoldan al beni. Ey yaradan. Ankaralılar niye Ankara diyor? Ankara. Şimdi Ankara yani orijinal de bizim şive olarak. Şive olarak değil mi? Ankara bebesiyiz. Ankara bebesi ne demek?
Yani bebe, mesela Çorum tarafında bebelere gobel derler. Ha öyle şey gibi yani. Ankara'da bebeler. Ankaralı gibi. Tabii. Hep böyle yani kuş, olmamış. Hep böyle kuşkiller gibi, araba evet. kullanılır. Kuş, eski kuşkilleri, yani. Kartal, doğal, Şahin, şeyler. Doğan, evet. kuşkiller. Tabii biraz da yan otururlardı, benzinaz bakıyordu. Şimdi ben üniversitedeydim Turgut abi. Ankaralı bir arkadaşım, üniversitede ben 4 yıl okudum. Birinci yıldan başladı, dedi ki, bir erkek bir arkadaşımız da, bir yemek yiyelim mi senle dedi, bak tamam. Çünkü yiyeceğiz, hafta sonu yiyeceğiz. Bak 4 yıl boyunca çocuğa hafta sonu yiyeceğiz, hafta sonu yiyeceğiz dedim. Çocuk bana yıl, 4. yılın sonunda dedi, biliyor musun? Yemedim ama yemek. Bana böyle yaptı. Ankaralıydı kendisi. Sen de dedi gareklerin G'si yok dedi. Çocuğun samimiymiş. Çocuğun samimiymiş. O Ankara'nın G'sini almış oraya bakıyor. Çok iyi. Oradan anladım ki siz de K yerine G kullanıyorsunuz. Değil mi? Ben bir şey rica ederim. Bir zaman çok popülerdiniz. Çok fanlarınız da vardı. Eşinizden de çok uzun yıllar önce ayrıldığınız için. Hiç böyle bir hayranınızla böyle enteresan bir anın oldu mu? Yani çünkü çok İstanbul'a geldi. Emin hayranlarım vardır. Seni rahatsız etmişlerdir. Yemeğe davet etmişlerdir. Böyle bir enteresan bir anın var mı hiçbir hayranınla, bir bayan hayranınla? Israr ya da ısrarın sana artık... Olmuştur da şu an hatırlayamıyorum. Hatırlamak istemiyor musun? Şimdi, hatırlamıyor musun? Turgut abimizin biliyorsun ki çok gizli bir yaşamı var. 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 Pandora'nın kutusu. Yani ben de işini geleceğinizi bildiğim için araştırayım dedim. Hiçbir şey yok yani. Ne soracağım? O yüzden soruyoruz. O yüzden soruyoruz. Sadece bir 5 çocuk bilgisi var bende. Maşallah. Ondan sonra şu an medeni durumunuz ne bilmiyorum ama. Bekar. Bekarım da şimdi yeni verilen kimliklerde bekar da yazmıyor. Tüh be. Dul mu yazıyor? Ne yazıyor? Hiçbir şey yazmıyor. Bu daha iyi mi? Eskiden adamların kimliğine bakıyorduk, şimdi baksak da anlamıyoruz. Tabii canım, mesela bekarı işte dullama gibi ya falan yazılar yok artık. Ama dul benim annem çok gıcık. Benim babam vefat ettikten sonra annem hiç hoşlanmıyordu. Şurada dulu kaldırsınlar diye. Dul nedir yani? Ya gerçekten. O da kötü bir şey. Bekar tabii hiçbir şey yazmaması daha iyi. Yani artık unumuzu eledik, elemizi astık. Yok canım. İşimizi yapıyoruz. Daha bir daha evlilik düşünmüyor muyuz? Valla şu an düşünmüyorum. Biraz kariyer odaklı mıyız? Biraz işime kafa vermek zorundayım. Evet. Biraz ara verdim işime. Evet. Çok ara verdim. Tabii. Onun için birinci iş... Ondan sonra aşk meşk onlar sonra geliyor. Birinci mama. Bildiğim kadarıyla 5 çocuğunuz var değil mi? Evet. Toplamı 5 mi yoksa ilk eşinizden mi? 5 çocuğum var ilk eşimden. Evli, hepsi evli. Evli. Ondan sonra bir daha üstüne evlendiniz. Yok. Tek evli. Evlenmediniz mi? Yok. Ben sanki öyle bir şey yaptım ya, bir süre sonra evlenmişsiniz diye duydum. Yok, o bir şey olmuştur belki bir iki. Sonra ayrılmışsınız ondan. Bir flört olanlar olmuştur. Onlar o ne demek kendine, ya? O nasıl bir şey bu? Televizyonlara çıkıp reklam işte o malzeme vermişlerdir birilerine. Bir işte anlaş şöyle yani. Danışıklı dövüş. Anladım. Yani. Çok ünlü bir dönemde sizi biliyor, aşağı çekmeye çalışanlar olmuş. Ünlü isim, isimlerini vermiyoruz artık. En çok zararı ben gördüm diyoruz. Maddi kayıp yaşadınız değil mi? Tabii ki yaşadım. Sahneleriniz mi engellendi? Televizyona çıkışta bir maddi kayıp muhakkak sonuç tabii olarak. Tabii oldu canım. Şimdi birilerinin parmağı zaten bu ülkede bağını tutuyor. Emekçi insan tutulmuyor bağın birbirine. Yani maddi durumu zengin ikisinin de. Onun sözü ona geçiyor. Yani bu adam çıkmayacak dedi mi çıkmıyor. Çıkacak dedi mi çıkıyor. Bu kadar güçleri var mı diyorsun? Var. Ama bir dönem hep var mı diyorsun? Medyanın içinde var. Bunlar var. Onlar da ben zaten şey diyorum. Yani sanatçı diyemiyorum. Onu sanatçı kategorisine koyamıyorum. Hiçbir şarkısını hiç kimse bilmez onu sokakta. O nedir? Orada işte kendi gücüyle orada bir şeyleri elde etmiş. Yani ben ezerim. Ben güçlüyüm. Ben yaparım. Ego tatmin ediyor. Beşeri ilişkilerini kullanmış. Tabii aynen. Çok büyük bir günah değil mi? Ekmekle oynamak. Onun için bence küsmüş zaten Turgut Bey. Sonuçta maddi ne diyor? Yani mal canın yongası. Niye yapıyorsun? Biraz da para kazanmak için yapıyorsun. Hayır, bir de biz sanatçılar çok duygusal insanlarızdır. Bakın yani maddiyattan öte işine mani olup değil mi? Yapamaması, şarkılarını söyleyememesi daha çok küstürür insanı. Sanatçılar yani, evet ayrı. Bilmiyorum ben öyle ama düşünüyorum. Ama benim de öyle yaşadığım bir dönem yine oldu çünkü. Maddi kayıp da olması büyük insanın. Tabii ki oluyor çok. Tabii. Haddinden fazla. Çok. Yani tabii. Öyle bir iftira. Alışıklı olduğum bir çamur, hayat var. Bir anda o çamuru atınca benim zaten en çok hayranım kitlem bayan. Yani bir anda öyle bu adam acaba bu mu? Bu mu? Çünkü hedef gösteriliyorsunuz değil mi? İnandılar. Tabii cinsiyeti işte de bayan olduğu için onu bir anda... Yani daha sonra anladılar onun öyle bir şey olmadığını. Ama iş işten geçti. İş işten geçti. Geçmez. Siz hep buradasınız. Ya olmaz gelmişsin. Ben yerimdeyim Allah'a çok şükür. Ben sanatımı yapıyorum. Evet. Allah'ım bana bir yetenek vermiş. Sağlık versin alıyorum. Allah. Sağlık versin tabii cümlemize. Tabii. Amin. Sesim var, sazım var. Ben sanatımı yapıyorum. İşimi yapıyorum, gücümü yapıyorum. Yani her girdim toplumda o saygıyı alıyorum. O sevgiyi alıyorum.
Ben size bir şey sormak istiyorum. Anadolu'dan çıkmış... Bu arada hiç İstanbul'a taşınmadınız. Ben yıllardır şunu biliyorum. Sizi konuk almak için öncelikle sizi İstanbul'a getirtmek gerekiyor, değil mi? Çünkü evet. Siz Ankara'da yaşıyorsunuz. Böyle bir... Hala da öyle. Hala da öylesiniz. Neden hiç İstanbul? O en şöhret zamanında... Ya şimdi ben artık işte doğduğumuz yeri seviyoruz. Sakin. Her şeyimiz düzenli. Biraz İstanbul kalabalık. Çok kalabalık yani. Hemen geliyorduk işimizi yapıp hemen gerisin geri Ankara'ya kaçıyorduk. Çünkü kalabalık. Ama bizim oranın yaşantısı biraz daha düzenli. Artık orada da yetişme tarzı var. Artık o alışkanlıktan. Alışkanlık. Mesela ben Ankara'ya çıktığım zaman Türkiye geneline de gitsem aynıyım. Veya bir Avrupa'ya konserlere gittiğimde de aynıyım. Hemen bir an önce kaçıp işim bitti mi gelmek size istiyorum. Size başka bir şey soracağım. Tabii bu kadar çok sahne tecrübesi olan bir insan olarak. Biliyorsunuz Gülşen'in sahne kıyafetleri çok konuşuldu. Ve bu işi de ilk tetikleyen İzzet Yıldızhan'dı. İşte kilotla da çıkmayın kardeşim dedi. Ben bu açıdan sizin fikrinizi merak ediyorum. Siz kıyafet konusunda sahnenin bunu kaldırabileceğini düşünenlerden misiniz? Vallahi şimdi ben şöyle söyleyeyim. Biraz polemik. Şimdi cesaret meselesi o konu, o kadın onu giyiniyorsa, kendine özgüvenci varsa, güvenip de giyiyorsa, karşı taraf insan da onu eleştirmek istiyorsa, ondan prim yapmak istiyorsa benim gözümde o farklı. O kadın kendine güvenmiş, giyinmiş. Sen hangi gözle baktın önemli ona? Çok açık. Hangi gözle baktın önemli ona? Prim mi yapmak istiyorlardı diyorsun? Yani. Prim yapmak isteyen konuşanlar mı? Sahnedeki mi? Öbürü. Konuşan diyor. Konuşan prim yapmak istiyor. Durdururken niye sataşmak istiyorsun ki? Ya bir erkek yere bir de yani bayan yani. Yani seni ilgilendiren bir bayan. Sana ne? Sana ne kardeşim? Nasıl gözle baktığınla alakalı. Baktığın önemli. Onu baktığında ne gördüğün? Ay 90'larda ne magazin yapardık sen? Ya. Dakika bir bu geri gelme sana ne kardeşim dedi. Kardeşim dedi geri. Kardeşim. Ben her zaman söylerim. Bunu çoluğuma çocuğuma da söylüyorum. Namus insanların beynindedir. Bravo. Buradır. Buraya yönlendiriyor seni. Evet. Yarın o toprak olup çürüyeceğiz gideceğiz. Allah'ın rahmetine kavuştuk mu? Buradır seni yönlendiren. Beyindir. Yani sen şimdi bakış açın önemli. Peki çünkü ne dediğim gibi. O güveniyor kendine. Güvenmiş giyinmiş tabii. Kardeşim. Ben güvendim kardeşim. Hiç ben böyle düşüneceğinizi düşünüyorum. Peki başka bir şey daha soracağım. Hep bir eski şarkıyı coverlayalım. Eski filmleri tekrar çekelim. Eski diziler işte Bergen'i çekelim. Belinda'yı çekelim. Şarkılar. Neden hep eskiye dönüş? Şimdi eskiye dönüş eskiler her şeyi eskinin daha güzel. Yani eski aşklar derler mesela uzaktan aşık olma vardı. İşte gençlikte yakın temas, tutunma, mutunma. O bile çok şey geliyordu yani. Yani gerçek gibi yaşıyordu. Hayal ediyordun. Tabii ki. Yapamadın hayal etmişsin. Çünkü her şey eskisi güzel. Şimdi yeni yok bir şey yok. Çabuk tüketiyoruz. Yok hiçbir şey yok. Ya işte aynen. Sizin burcunuz ne? Aslanım ben. Aslan burcu. Zordur ha sizin ilde yaşamak. Mücadele. Mücadele mi? Zirve. Zirve ister hep değil mi? Lider. Poflanmak. Çok hoşsun, sensin. Çok iyisin. Sensin. Tamam sen. Ama bak aslanın yavrusuna da aslan derler, dişisine de aslan derler. Aslan aslandır. Aslan her zaman aslandır. Aslanın evet yavrusu da aslanın eşi de dişisi aslandır. Erkeği yoktur. Aslan. Peki bir şey daha soracağım. Buyurun. Estetiğe nasıl bakıyorsunuz? Vallahi insanların özel zevki. Yani yaptırabilir. Mesela yaptırır mıydın? Ya ben yaptırmadım. Ben sadece bir burun ameliyatı oldum ben. İçeriden sadece, mi? İçeriden evet. Dışta bir şey şurada, horlama mı vardı? Şey vardı, horlama vardı. Çemik. Yamuk. Evet. Bebek biraz da düzeltti demek ki ufakken. Şurada, şu bölge. Bir onu oldum ben sadece. Onun haricinde bir estetiğim yok. O da benim yani diyafram nefesimi alıp verirken zorlanıyordum. Ama yaptıranlara da bir şey diyemiyorum. Yaptıranları bir izleyelim mi beraber? Bakalım hadi bir neler yaptırırsa. Bakın gözlerinize inanamayacağınız değişimler geliyor. Bakın şimdi. Başıma gelirse ben de ya. Estetikle bambaşka biri oldular. Hayatları 180 derece değişti. İstanbul'da işte her gün bu ameliyat oldu. Hangi ünlü isimler estetik rekoru kırdı? Hangi ünlü isimler estetik faciası oldu? Hangileri estetik yaptırayım derken tanınmaz hale geldi? Estetik bundan yıllar önce insanların sadece kritik durumlarda başvurduğu, şimdilerde ise parası olan herkesin ya da bankaların kredi verdiği herkesin başvurduğu bir güzelleşme yolu. Buna özel bir sektör bile yaygınlaştı ve bu sektörden kazanılan paranın haddi hesabı yok.
Estetiğe bu kadar ilginin artmasındaki sebeplerden biri de insanların gözlerinin önünde büyük değişimler yaşayan ünlü isimleri görmesi. Ünlü oyuncuların, şarkıcıların, modellerin inanılmaz değişimleri onlar gibi olmak isteyen hayranlarını sıraya dizdi. Peki kimler estetik oldu? Kimler ipin ucunu kaçırdı? Kimler güzelleşeyim derken bambaşka biri oldu? Tanınmaz hale geldi. Tolga'nın Sayışman'ın eşi Almeda Bazi. Güzel oyuncu Birce Akalay. Ünlü manken ve sunucu Çağla Şikel. Güçlü sesli şarkıcı arabeskin kraliçesi Ebru Gündeş. Uğur Akkuş'la olaylı bir evliliği olan Ebru Şallı. Mustafa Sandal'ın nafakasını vermediği iddia edilen eski eşi Emina Yahoviç. Daha geçtiğimiz günlerde değişimiyle olay yaratan Safiye Soyman. Her gün bu ameliyatı oldu. Güzel oyuncu ve anne Fahriye Evcen. Yılan dansıyla olay yaratan Fatih Yürek. Tolga Karel'in eski eşi Günay Musayeva. Özel hayatıyla gündemden düşmeyen Halise. Şimdilerde adım adım sosyeteye giren Hande Erçel. Atakan Işık Tutan da aşkı bulan İrem Delici. Berkay'ın eşi Özlem Ada Şahin. Türkiye güzeli Şevval Şahin. Kutu açarak ünlenen sosyal medya fenomeni Şeyma Subaşı. Ve Akyürek. Ve son olarak şimdilerde estetik yaptırdığı iddialarıyla konuşulan Büşra Pekin sadece burnuna dokunuş yaptırdığını, dudakları ve yanaklarına hiçbir işlem yaptırmadığını söyledi. Evet, nasıl, beğendin mi? Yaptırıyor muyuz sana da bir şeyler abi? Yok, beğenmedim ben. Ama bunlar Alişan dediği gibi ufak tefek dokunuşlar. Bunlar iğne, dolgu, kesme... Alişan yaptırıyor muymuş? Yok, hayır, ama Alişan yaptıranları biliyor tabii. Vardır, onda da bir şeyler var. Çünkü doğru dokunuşlar olduğu sürece ben estetiğe de karşı değilim. Kimse de karşı olmaz. Yani. Ama öyle şeyler görüyoruz ki... Özlem Ada Şahin'e şaşırdım. Yüz nakli gibi. Şimdi bir Özlem'i daha önce hiç görmediğimiz fotoğrafını göstermiştik. Bir rejiye rica edelim, Özlem'in o fotoğrafını bir versin. Değişmiş. Çok değişmiş ya. Özlem ama hala küçük. 90'lı, 91'li. Yani aslında ama hala... yüz nakli yaşamış gibi şu an. Bak ben... Bak gerçekten o kız bu kız mı? Burnunu yaptırmış, evet. Dişlerini yaptırmış tabii. Dudak yapılmış. Göz kapakları. Göz kapağı. Ve tabii kaşların kaşlar kalkmış. Evet. Değil mi? Maşallah şey profesör, çapanın gururu, bir cambali ile Pınar Eliç'e bütün şeyler sayıyorlar. Başka hocam ne yaptırmış? Hocam, hocam zaten görmüyor musunuz? Şekil görüldüğü gibi yani. Ama sonuç güzel sanki... olmuş. Bak, benim bir iddia ettiğim şey bu. Sonuç güzelse, bak birkaç taneyi gördük, korku filmi gibi. Korku filmi. Gece görsem evet, korkarım. Evet. Valla. Ama bak Özlem'in sonucu güzel olmuş. Evet. Hep söylüyorum Danla'nın da güzel olmuş. Evet. Yani güzel olana okey ama şey bazıları yok. Gerçekten o beter böcek vardı ya Beetlejuice Beetlejuice deyince siyah ve beyaz elbisesiyle çıkıyor oradaki ölü gelin gibiydi. Dın 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 Estetikli kadın mı estetiksiz kadın mı? Tercih. Doğal. Doğal kadın. Doğal. Makyajda da mı öyle mesela? Ya o yerine göre yapar mesela. Bir yere bir partiye gider, bir düğüne gider, bir eğlenceye gider. Orada makyajını yapabilir ama doğal. Doğallıktan doğal. Da anladığınız ne mesela? Sizin için doğal olan ne olmalı doğal? Mesela dudağına bir tüp sıktırmamış mı? Üç tüp sıktırmış. Hayır belki mesela. De saçını boyatmamış. Dur bir soru söyleyeyim. Gibi. Gibi. Ha, doğal, komple doğal. Komple sen, doğal. Yok öyle diyorsunuz. Yok canım boyatsın saçını başını. Bakımlı ama. Kadın iyidir. Ha, bakımsız kadın vardır sadece. Bakımlı yani nasıl diyeyim?
Her kadın güzeldir. Ben daha önce bir televizyon programında bana Hülya Avşar'la ilgili sordular. Onun programına konuk oldum ben. O zaman bir kanalda program yapıyordu. İşte bana magazinler sordu. Turgut Bey, siz Türkiye'de en güzel bayan Hülya Avşar olduğunu katılıyor musunuz? Yok dedim. Ben katılmıyorum. Türkiye'de bir sürü güzel bayan var. Benim anam da onu yaptı. Makyajı yaptı. Rahmetlik 16'lık kız gibi olur dedim. Aynen dedim bunu. Ama dedim. Şey, güzel, güzel kadındır yani. Yani çirkin kadın yok ama. Ama Türkiye'nin en güzeli diyemeyiz. Doğru ya, söylüyor. Doğru. Doğru. Güzel, 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 güzel. Bence gençken Türkiye'nin en güzel kadınlarından biri de hakkında. Daha güzel. Neler var? Kim mesela? Neler var? İsim ver. Ya neler var? Vardır. İsim ver. Hadi bakalım. İsim ver. Sence hayran olarak, bir izleyici olarak bunu. Karganın yavrusu kargaya şahin gözükür. Ya. Tamam ama o zaman isim kendi ver. Kendine yani. Ama güzel başlı. İbrahim Tatlıses'le oynadığı dönemlerde hiç estetiği olan bir kadın değildi Hülya Avşar. Şu anda var. Normal artık ya, ama. Ya huyu güzel olsun. Ha, huyu güzel, güzel değil diyorsun. İnsanın güzel kalbi, İçi güzel, kalbi olsun. Güzel olsun. Ya Turgut Kış... abi huyu güzel olsun diyorsunuz. Güzel kızlara bakıyorsunuz. Evet. Nasıl sinir oluyorum bak. Yok abi ne oldu hani. Dirseği çıkartıyorsun arabadan böyle. Yok ben. Neydi biraz ben az yaksın diye. Az yaksın diye. Peki güzel. Kimleri dinliyorsun? Sen arabanda kimleri dinliyorsun? Valla ben hoşuma giden her tür müziği dinliyorum. Dinliyor musun Edis, Aleyna Tilki? Öyle yetişemedim. Tanıyor musun onları? Onu pek... Bilmiyorsun. Bu meşhur bir antidepresan şarkısı var. Hakim misin herkesin söylediği? Ona da değilsin. Yok. Mesela düet yapmak istesen kimle yapmak isterdin? Bir düet yapmak istesen. Ama yeni nesilden. Yeni nesilden. Mesela size göre hangisi olurdu? Ben size sorayım. Hı. Önce vallahi sen söyle. Sonra yani, biz fikrimizi söyleyelim. Yeni nesilden Sefo ile güzel olur senin. Evet, harika olur. Sefo. Sefo. Sefo'yu. İzabella. Evet. Seninle mezara ben. Geceyi gündüz eden. İzabella. Olabilir. Evet, o tam senin kafa var işte. Evet, esprili şarkıları falan. Olabilir. Mesela Mabel Matiz. Mabel Matiz. Gitme buradan. Sen olmadan ben asla yaşayamam. Duymuşsundur Maga. Kesmiyor ne ilaç ne antidepresan. Çözemedim. Yok mu? Antidepresan ilaç kesemiyorsa ben nasıl keseyim? Bir Sefo'ya bakmak lazım. Tam Sefo. Tam Sefo kafası aslında. Olur. Evet. Çünkü o da senin gibi. Günceli yakalıyor. Hep böyle söyledikleri sözler. Sefo'yla bir araya gelelim mi? Evet, Sefo, evet. Bir de dünya gelelim. Tatlısı yani. Şimdi ulaşsan hemen bir araya gelebilirsin. Çok yani. Güzel olur. Sefo da ayrılmış sevgilisinden. Olmamış mı? Olmamış. Baba istememişti biliyorsun. Baba beğenmemiş. Baba beğenmemiş. Sefo'nun babası mı beğenmemiş? Dedi başka kız mı yok dedi. O demişti değil mi? Evet. Ama baban değil diye açıklama yaptı. Açıklama yaptı. Yok, ya yok, niye babası? Onun babası sosyal neymiş? Medyanız var mı? Instagram'ınız var mı? Var tabii ki. Kullanıyor var. Musunuz? Size DM'den mesajlar geliyor mu? Arkadaşlık teklifleri atıyor mu bayanlar? Valla ben menajerim, basın danışmanlarım takip ediyor. Olmaz öyle. İşte kendim var mı? Yok, kafam yoruldu benim. Yeter abi. Şimdi ona tek hesabım da mı yok? Sanki hesabım yok mu? Orijinal hesabım var benim. Ama zaten ben bakmıyorum diyor. Evet. Ben bakmıyorum. Ya işler nasıl? Ya bu Ankara'da bir kültür var. Hiç değişmeyen bir kültür. Hep meşhur. Pavyon kültürü diyorlar. Oradan gelince de çok böyle her işi biliyorsun gibi bakıyorlar mesela. Biz oralardan geldik. Hani yalanı yani yuttum hayatı. Neleri biliyoruz gibi. Şimdi bak pavyon kültürü deyince şimdi pavyon her yerde var. Türkiye'nin her tarafında var. Hı. Şimdi bir müziği alıp oradan başka bir kategoriye koyduğun zaman o Ankara tarzından çıkar. Hı. Şimdi hani yapmış oldukları tarz sadece o camianın içindeki, o pavyon kültürünün içindeki yapılan müzik. Mesela metronun düşük, değişik bir eğlence kültürü. Mesela ben de program yaptım. Geçik Parkı'nda yıllar önce Allah rahmet eylesin Oğuz Yılmaz, Hakkı Bulut abi, Müslüm baba Allah rahmet eylesin ben. Çay Bahçesi diyor işte ailenin gelip gittiği Geçit bir yer. Parkı. Geçlik Parkı. Geçlik Parkı. Geçlik Parkı. Ankara Geçlik Meşru. Geçlik Parkı. Şimdi bu müzik kültürü... Bilmiyorum farklı bir şey oldu. Çok yani Ankara'ya mal ediyorlar bunu da. Pavyon kültürü öyle... Ankara'nın gece gündüz her tarafında yani bu alem varmış bir şey. Gibi. Bir sokağı var değil mi? Öyle hayır, bir caddesi var. Hayır ama şimdi bakın yani... Ankara, ben Ankara'da çok çalışmış bir insan olarak biliyorum. Ankara'da gerçekten bir Ankara pavyonu denir ama gazino kültürü vardır orada da. Hmm. Mesela Ankara pavyonundan da birçok ünlüler çıkmıştır. Kibariye çıkmıştır, İbrahim Tatlıses çıkmıştır. İşte o kültür değil bu. Aynısı bu başka bir şey diyorlar değil mi? Bu yani değişti şeyi.
Şu an mı değişti? Tabii. Eski şey ya biz gazinoda programımızı bitirir gider ne sesler dinlerdik. Tabii. Orada gerçek sesler dinlerdik. Ya dinleyici yani. Vardı. Evet. Dinleyici vardı. Evet. Şimdi dinleyici de yok. O da mı değişti? Ya o da değişti. Aynen. Çoluk çocuk yani bir onun nasıl bir müzik kültürü benim kafam almıyor. Ben birazdan geniş bir şarkı daha söyleyecek mi? Şarkı söyleyecek ama. Ben rica ediyorum. Ben Pınar'ın çok güzel oynadığını biliyorum. Bir Ankara havası oynamak canım, istiyorum. Canım sen de benimle kalkarsan birlikte oynarız. Ben kazuletim aşkım. Niye kazuletsin canım? Vallahi yakışmıyor. Yakışmıyor. Beceremiyor. Benden ne istiyor ya? Ama güzel, çok güzel oynuyor ama. Tamam bakarız. Eğer oynatırsa bizi güzel bir şey ben de oynarım. Hepimiz oynarız. Sen oynamakta bir şey yok. Oynayamıyorsun. Allah Allah. Güzel oynuyor. Şimdi ben başka bir şey söyleyeceğim. Şu İzabel'i bir dinlesene. Belki olacak bu düet sizin için. Ben seninle aynı gemideyim. Bir dinle. Bakalım. Kötü bir şey deme. Bu çok bakalım, güzel buyurun. Oynadın. Ne diyorsun? Yok ben tarzımda devam ediyorum. Öyle değil mi ya? Ama çok şeker şey güzel ya. Olabilir. Güzel olabilirdi ya. Ben aslında valla. Olur. İzabel diye. Enstrüman çalıyor muydunuz? Ben bağlama çalıyorum tabii. Ha. O şey var mı piyano? Oğlum çalıyor. Keşke bir bağlama getirseydiniz. Ben müzisyenim. Çocukların yani. Hepsi müzisyen mi? Babanız da davul mu? Babam tabii. Babam Kore kalesi aslen. 1951'de Kore Savaşı'na girmiş baba. Öyle 4 sene esir kalıyor. Öyle dedem davul, işte babam davul. Yani sürade müzisyen. Biz kimseye bir enstrüman öğretmiyor. Çocuklar kendisi beğenir. Ne çalmak istiyor. İşte köy düğünlerinde emek vererek geldik yani buralara. Kına gecelerinde. İşte mücadele. Bir yere geliyor da bedel ödüyorsun işte mücadele. Düğünlerde hala devam mısın? Yok. Daha niye? Bitti o. Bitti düğün diye bir şey kalmadı ki eski düğünler. Nerede köy düğünleri, kına geceleri? Köy düğünü olsa bile artık şehirlerde... Normal düğünler bile eskisi gibi değil. Yok yani. Adam salonda her şeyi orada bitiriyor. Ama eskiden bir köy düğünlerinde 3 gün, 3 gece... Ama sizi çok eğlendirirsiniz ya. Tabii yani 3 gün, 3 gece düğün yapmak ne demek bir köy şimdi düğünü? Şimdi öyle şeyler kalmıyor. Yok. Hiç o İnsanlar eski gittikçe küçülüyorlar artık. Peki şimdi müzik kariyerinizi nasıl devam ettirmeyi düşünüyorsunuz? Valla müzik kariyerimi devam edebildiğim yere kadar edeceğim yani bir şekilde edeceğim. Ne zaman artık bir yerde... Sahneler olacak yine. Olacak tabii ki. Bu aslında bir şey sordu. Başka bir geçim kaynağınız var mı? Yok sadece sanatçıyım ben. Sadece sanatçı. Başka bir geçim kaynağınız yok. Düşünmediniz de. Ne bileyim, inşaatlı aldı verdi. Yok. O kafa verirken de işinle götürmüyor şu an. Aman uğraşamam. Tamam var. Bıktım oynamıyorum. Gelmiş. Bak insanlar TikTok'tan ayda 500 bin lira para kazanıyor. Hiç haberi var mı böyle şeylerden? Duymuşsun. Benim haberim var. Bana daha önce de dediler. Turgut abi 15 saniye çek. Canlı yayın. Araba geliyor. Ya şimdi oradan çok özür diliyorum. Oradan da kendini bilmezler. Milletin maskarası olamayacağım. Yatıyor yani orada yani açma kaldırmıyor. Olmuyor bana yakışmıyor. Doğru söylüyorsun. Dün ben bir dijital bir toplantıya girdim. TikTok Türkiye'ye inanılmaz bir şekilde Amerika'da şu ankinin bizim Türkiye'dekinin %30 katı falan fazla kullanılıyor. Instagram'ı bitirmeyi hedeflemiş durumdalar TikTokçular. Bana hemen açtılar bilmiyorum ne yapacağım ama canlı yayın açacağım. Hadi sen beni takip et. O sen misin? Ben onlara verdim. Sen de varsın TikTok'ta. Ben var ama ben şey yani. Sadece milletin bakmak için işte, eğleniyor. Açmamız lazım. Senin aslında açmak lazım. Allah. İlha, benim yok. Açman lazım. Açmak lazım. Yok bilmiyorum. Mesela ben benim, TikTok'a karşıyım. Benim bir film, İrlandalılar bir filmde şarkımı kullanmışlar benim. 2 tane. Oscar ödülü olmuş bu film. Kısa metrajlı çekilmiş. Aa. Tabii. Hangi şarkını? Walk of Them diye bir film. YouTube'da var. Walk of Them'de. Evet. 97'de ben yakalarsam tık tık albümünü çıkarttım. 98'de bunlar kullanmışlar. Jenerik yazısında Ankaralı Turut da var. Bu da ben. Telif? Tabii. Telif şu anda avukatımıza verdik. Başlatıyorlar şu anda. Eyvah sana milli piyango gibi olmuş. Güzel olmuş. Tabii. Yani o benim emeğim, hakkım. Tabii. Şimdi bu telif haklarını açmışken şunu sormak istiyorum. Bunca zamandır yaptığınız müzikler var ve videolar var değil mi? Bunların telif haklarını siz alamıyor musunuz? Biz alamıyoruz. Şöyle biz bunlara imza vermediğimiz için yani internet şeyde kullanabilir diye dijitallerde vermedik. Yani. Şimdi bunlar izinsiz kullandığı için biz Kültür Bakanlığı'ndan bütün vermiş olduğumuz muvafakatnamelerin dosyalarını aldık. Hepsini profesyonel bir şekilde. Geçmişe dönükle beraber avukatlarımız şu anda bütün o dijitalleri toparlayacaklar tabii Avrupa. Tabii. Avrupa yani üzerinden. Birinci Amerika'dan. Oradan başlıyor böyle buraya geliyor. Eskiden bu kadar bilinçli değilmiş ama sanatçılar. Şimdi daha bilinçliler. Bir mantık için mi? Bir sanatçı sana kaset yapıyor. Bunun bütün ömür boyu haklarını alıyorsun. Hayırdır oğlum ne ödedin sen bu adama? O sanatçıya ne verdin?
Çok tabii. Ya telifle yurt dışında şey ya. Ya hep söylediğiniz bir örnek. Otel California yapan bir şarkı yapan adamın evet, iki tane şarkıdan canım. Plazası var. Ya evet. filmde 800 milyon tıklanma var bu filmde. Ne diyorsun? 800 milyon tıklanma var bu filmde. İnşallah bir şey alırsınız. Valla canı verir. İnşallah bize 70 yıl. Sanatçılar da zaman aşımı yokmuş. Bir. Düştüm. Bir an peşine düştük. Tam evet. Telif demişken bununla ilgili bir VTR'miz var. Hep birlikte izleyelim bakalım. Bakalım buyurun. Müzik camiasında telif savaşı dijital mecraya sıçradı. Kenan Doğulu ve Serdar Ortaç'ın ardından ünlü sanatçılar telif davasında buluştu. Şarkıları üzerinden haksız kazanç sağladığı iddiasıyla süperstar Ajda Pekkan da mahkeme yolunu tuttu. Ben kendi konserimde bile bu kadar heyecanlanmıyorum. Eser üzerinde hak sahibi kim? Müzik şirketleri mi? Sanatçılar mı? Türk müziğinin starları mahkemeye koştu. İşte detaylar. Ünlü şarkıcılar ve müzik şirketleri arasındaki telif savaşının fitilini Kenan Doğulu ateşledi. Doğulu 2023'ün ilk günlerinde eserlerinin izinsiz ve hukuka aykırı şekilde dijital mecrada kullanıldığı iddiasıyla mahkemeye başvurdu. Hak sahibi olduğu 47 eserinin dijital mecrada kullanılmasının tedbiren durdurulmasını istedi. Adı geçen eserler için birlikte çalıştığı müzik şirketi hakkında şikayetçi oldu. Dilekçede albümler ve içerdiği müzik eserleri şirket tarafından izinsiz ve hukuka aykırı şekilde yayınlanmıştır. Kötü niyetli olan davalı şirketin bu haksız eyleminin son verilmesini istiyoruz dedi. Kenan Doğulu'yu hemen arkasından Serdar Ortaç takip etti. Türk popunun en üretken isimlerinden biri olan sanatçı da müzik şirketlerine dava açtı. Türk müziğinin yıldızları telif davasında birleşti. Hukuk mücadelesine Ajda Pekkan, Edip Akbayram, Kubat, Hüseyin Turan, Nalan ve Münir Nurettin Selçuk'un oğlu Selim Selçuk da katıldı. Ünlü sanatçılar ayrı ayrı açtıkları davada eserlerinin dijital mecralarda izinsiz bir şekilde kullanılmasının durdurulmasını ve haksız tecavüzün önlenmesini istedi. Bu tam da sizin konu değil mi? Dijital evet, mecralarda aynen. İzinsiz kullanma. İzinsiz kullanım. Burada ne oluyor mesela? Telif diyorsun ki burada benim ismim var, şarkım var. 800 milyon tıklanmış. Benim hakkım nerede? Ben Kültür Bakanlığı'na gittim. Dosyanın tamamını aldım. Vermiş olduğum muvaffakatları kaç firmaya kaseti yaptıysam. Evet. Oradaki bayan dedi ki bana siz dışarılarla ilgili dedi, imza dedim ki vermedim. Dedi ki bu kanunun suç dedi. Hepsine dava açabilirsiniz firmalarda. Açtın. Açıyor şu anda hepsini açılıyor. Yeni açıyorsunuz ama benim akla bir şey takıldı. Şimdi 97 yılı, 2007 zaman aşımı. Yok bu şey. Şey yok hala ya. Devam ediyor mu izlenmeye? 70 yılmış bizde. Sanatçılarda 70 yılmış. Tamam. Ben öğrendim. Tabii çünkü şarkıların yıllarca kalan bir şey doğru. Bir de kaldırsalardı evet ama şu an hala devam ediyor. Devam ediyor tabii. O zaman devam tamam devam. Aa. Yarayacak mı sana bu sene acaba? Yarayacak. Bize haber ver ama 2023, tamam mı? Benim yılım olacak. Hadi bakalım. İnşallah. Şimdi reklama gidiyoruz. Dönüşte senin o hareketli şarkınla bitireceğiz. Olur mu? Tabii canla başla. Hadi evet. İnşallah. Reklamlar sonra burada oynayacağız hepimiz. Ankara havası. Buyurun. Reklamlar bitti. İyi ki geldiniz. Sağ olun. Teşekkür ederim. Hep gelin ya. Gelirim. Enerjiniz çok. Valla gelir misiniz? Ortadan gelirim. Da kaybolmayın gerçekten. Siz artık bir daha kaybolmak ne zaman yok. Derseniz alo dönün hemen buradayım. Ay süper. Belki Kurban Bayramı'nda böyle çok güzel bir yayın yaparız. Ramazan'a yetişemedik ama çok güzel olur. Biz sizi görmeyi çok özlemişiz. Eminim hayranlarınız da sizi görmeyi çok özlemişler. Yolunuz açık, alkışınız Allah bol, izleyiciniz çok olsun. Ben de sizlere başarılar diliyorum. Çok teşekkür ederim. Bizi izliyor musun? Tabii ki izliyorum. Bir şey söyleyeceğim. Telifi alınca bize buraya bizi bir şey getirirsin. Bizi göreceksin. Tabii buraya hemen döneceğim. Tamam hadi. Bekliyoruz. Hadi şimdi ne diyoruz? Hakim emmi. Hakim emmi. Hakim emmi. Hadi bakalım. Hoşçakalın.